Bu diziyi engelsiz.kanalda.com.tr adresinden izleyebilirsiniz. Yeter, çık hayatımızdan, yeter! Meltem. Git defol! Meltem, bana lütfen bir dakika dinleyin beni! Hadi sakin. Sakinim ben, sakin. Tamam, sakin. Tamam Tuna, iyi yapmışsın. Tutku nasıl? Sen hala Tutku'yu mu soruyorsun Gönül? İyi o, sen hiç merak etme, o gayet iyi. Tamam, sonra konuşuruz. Tamam Tuna, kapat şunu. Kapatsana Tuna. Kapat, hadi, hadi Tuna. Al canım, suyunu iç. İstemiyorum. Hadi biraz sakin ol lütfen. Sakinim ben. Sakinim, gayet sakinim. Niye sinirli bir halim mi var? Gayet sakinim. Sadece ben o kızı görmek istemiyorum. Niye anlamak istemiyorsunuz ya? İstemiyorum. Yok, İstemiyorum. Tamam canım. Görmek istemiyorsan görme tabii canım. Niye göreceksin? Görmeyeceğim zaten. Heh. Hadi biraz sakin ol. Ben sakinim Haluk. Gayet sakinim. İyiyim be. Bak, tamam. Hadi. Tamam. Biraz... Ben iyiyim. Tamam, ben iyiyim. Tamam. Su iç biraz. İstemiyorum su filan. Ya siz niye bana böyle şeyin muamelesi yapıyorsunuz? Ben iyiyim. Kötü olan Tutku. Siz bence onu bir akıl hastanesine falan yatırın. Ben o kızı çevremde istemiyorum. 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 Tamam canım. Tamam Meltem. Tamam. İstemiyorum. Tamam Meltem. Meltem. İstemiyorum. Ah canım arkadaşım benim. Ne yapacağız Haluk? Ben inanamıyorum Tuna Bey. Yani ben başıma bunları gelmesini hak edecek ne yaptım? Ya yıpratma kendini Tutkucuğum. Ben farkındayız. Yani senin bir suçun yok. Ama böyle işte yani üzme kendini hayatım. Olur böyle şeyler tamam? Ya Tuna Bey ben sadece onları sevdim. Ya ailem gibi gördüm. Yani ben onları sevmekten başka ne yaptım? Ben Meltem Hanım'ı sevmekten başka, Haluk Bey'i sevmekten başka ne yaptım Tuna Bey? Yani kızlarını kardeşim gibi gördüm. Benim kaç yıllık dostlarımın bilmediği sırlarımı açtım ben ona. Özelimi anlattım Haluk Bey'e. Ama yani işte benim Meltem Hanım'la belki hiç tanışmamam gerekiyordu. Meltem Hanım'la tanıştım, elimden geleni yapmaya çalıştım. Onu da bu kadar çok sevdim. Hep bu hale geldi işte. Ya üzme kendini tamam mı? Yani yapılacak bir şey yok. Haklısın, sen de haklısın. Yani böyle olmasaydı keşke ama... Hadi ne olursun topla kendini birazcık Tutkucuğum, yok, ne olur. Yok Tuna Bey yok, bunların hepsi benim hatam. Yani benim hatam, ben hep böyle yapıyorum. Yani sınırlarımı çizemiyorum. Böyle birilerini sevdiğim zaman hemen istiyorum ki onların hayatında olumsuz bir şey olduğu zaman ben onları hemen düzelteyim, onları mutlu etmeye çalışayım. Böyle hep saçma sapan çabalara giriyorum işte. Neyse şimdi yani yapılacak bir şey de yok. Sen haklısın yerden köye kadar. Yani sen şimdi yakınsın. Ya yakın olunca ne yapıyorsun? Onları bir araya getirmek istiyorsun. Hepimiz aynı şeyi yapmaya çalıştık. Ama durumu biliyorsun. Yani Meltem çok iyi değil Tutku. Yani o yüzden onun yaptıklarının yani ne olduğunu tam anlayamıyoruz da. Yani bir şekilde onun tedaviye ihtiyacı var. Yani sen sakın bu konuda kendini üzme. Yani biz de bir şeyler yapıp Meltem'i iyileştirmeye çalışacağız. Yani başka çaresi yok bunun. Bir bardak daha su ister misin canım? Olur. Hay Allah'ım. Gelmiyor mu? Biraz dinleniyor, gelir biraz sonra. Biraz. Ne yapacağız peki Haluk? Bilmiyorum. Yani Tutku'nun adını bile duymaya tahammülü yok. Meltem nasıl bu hale geldi? Ha? Ya bak ne diyeceğim Dominant teyze. Bir süre Tutku'dan hiç bahsetmeyelim. Ha. Adını bile ağzımıza almayalım. Böyle sana öyle gelmiştir bile demeyelim böyle. Susalım. Haklısın. Konuyu kapatalım. Haklısın. Ona daha da çok sinirleniyor çünkü. Şimdilik böyle biraz suyuna gidelim sonra ben halledeceğim. Haluk... Ya Kemal amcayla konuşalım, Duygu'yla konuşalım. Böyle bir çözüm bulmaya çalışalım hep beraber. Tamam merak etme. Ben
Ben bir şeyler düşüneceğim, halledeceğim ya. Ha. İyi misin Meltem'cim? İyiyim Gönül. Bana habire iyi misin diye sormaktan vazgeç lütfen. İyiyim. Tamam. Tamam canım. Sormadım farz et. Ya Meltem, ben diyorum ki şöyle düşündüm. Hani böyle zor bir dönem geçirdik ya, böyle ayrılıktı, boşanmaydı, mahkemeydi falan. Böyle bir stres dolu, böyle bir garip bir dönem geçirdik oldu. Yani. Evet. Böyle diyorum ki beraber bir doktora falan mı gitsek ha yani? Nasıl bir doktora mesela? Söyle adını. Psikiyatri falan böyle hani. İyi gelir sanki. Ha. Hani bu yaşadığımız şeyler, böyle travmalar böyle üzerimizde iz bırakmasın, böyle kalıcı bir şey olmasın diye hani. Hı. Hayırdır Haluk, ne oldu? Hani senin için bu psikologlar, psikiyatriler falan hep para tuzağıydı? Ne oldu da sen şimdi bir anda böyle bütün bu yaşananlar üzerimizde kalıcı iz bırakmasın falan diye bir fikre kapıldın? Hayırdır? Meltem, sen de eskiden yani hep aynısın diye şikayet ediyordun. Şimdi de değişiyorsun diye şikayet ediyorsun. Benim zaten bir psikoloğum var gittiğim. Çok istiyorsan sana da randevu alayım. Yani psikiyatra beraber görünebilirsiniz gibi geldi bana da. Yani sanki. Bak, ben de sanki öyle düşündüm. Hmm. Hani böyle beraber bir gidelim, konuşalım, böyle içimizi dökelim falan diye yani şey yaptım. Değil mi? Yani yanlış düşünmedim yani. Evet. Benim de aklıma geldi o. Benden önce söyledin sen. Ben gayet iyiyim. Ben gayet iyiyim. Öyle psikiyatra falan da ihtiyacım yok. Yok. Biz yani senin için öyle bir şey yapmadık. Yani, hiç öyle bir aklınıza öylesine geldiği için. Anladım, ben anladım. Ben sizin ne demeye çalıştığınızı çok iyi anladım. Merak etmeyin. Tuna nerede? Hı? Niye gelemedi hala? Aa, pardon. Tutku herhalde omzunda alıyordur değil mi? Yok. Tuna, ben çay koydum da yanına kurabiye almaya gitti. Kurabiye alsa beraber yeriz çayla. Ya söylesene bir de tulumba tatlısı falan da alsın ya. Sen ne yapacaksın tulumba tatlısını? Böyle şiştin. Yok canım, ne alakası var? O kazak öyle şey gösteriyor. Dur ben şimdi Tuna'yı arayayım, kurabiye söyleyeyim. Bir de... tulumba tatlısı. Tulumba tatlısını da söyleyeyim, çayı da demleyeyim. Sever Meltem de ondan. O yüzden. Alo Tuna. Bir an önce aşağı gelmen lazım. Meltem seni soruyor. Nasıl geleyim Gönül? Allah'ını seversen. Ya Tutku perişan halde. Yok. Tuna Bey, siz keyfinize bakın. Olur mu öyle şey? Tutku ya, tamam. Problem yok. Gönül, Tutku iyi değil yani. Ya, bir dakika beni dinler misin Tuna? Çabuk bir pastaneye git. Böyle kurabiye murabiye bir şeyler al. Bir de tulumba tatlısı al mutlaka, tamam mı? Hadi Meltem seni soruyor diyorum Tuna. Ne tulumbası Gönül ya? Evet, tulumba. Haluk istiyor. Pastaneye gitti, gelecek dedim. Hadi çabuk ol. Tamam. Tulumbayı alır gelirim, merak etme. Tutkucuğum, benim çıkmam gerekiyor, kusura bakma. Ama burası senin evin. Yani istediğin kadar burada kalabilirsin, tamam mı? Yani zaten çıkmamanda, gitmemende de fayda var yani. Hay Allah, çok üzüldüm senin için ya, gerçekten. Tamam Tuna Bey. Yani siz gidin keyfinize bakın. Ben buradayım. Zaten isteseniz de bir yere gidemem ki. Yani enerjim yerlerde benim. Hay Allah. Neyse, sen şimdi enerjiyi boş ver. Ben sana daha sonra onu anlatırım. Yani enerjini sağlam tutmanın nasıl olması gerektiğini anlatırım sana. Tamam. Benim bu konuda bayağı bir çalışmışlığım var. Yani enerji kaybolduğu zaman nasıl geri geliyor onları sana anlatırım ben. Tamam, kusura bakma, ne olursun, tamam, çıkmam tamam. Gerekiyor. Tamam. Hadi bay bay. Tuna Bey. Heh. İyi ki varsınız. İyi ki sen de varsın kızım. İyi ki sen de varsın. Bir şey rica edeceğim. Çocuklar içeride ders çalışıyor. Sen biraz göz kulak ol, olur mu? Kaytarmasınlar. Tamam. Hadi. Bir şeye ihtiyacın olursa ara. Tamam. Tamam Tuna Bey. Tuna mesaj attı şimdi. Bak, senin tulumbanı bulmak için ta nerelere gitmiş. Aa, bak gördün mü? Zeroğlu bir fare yakaladı. Bir şey soracağım.
Siz baya baya benim suçlu olduğumu düşünüyorsunuz değil mi? Pardon? Pardon mu? Yani nereden böyle bir şey aklına geldi senin hiç? Hiç anlamıyorum zannediyorsunuz değil mi? Ya bakışmalarınızdan, o böyle mimiklerinizden ben hiç anlamıyorum zannediyorsunuz değil mi? Yok. Siz baya baya benim suçlu olduğumu, Tutku'yu boşu boşuna buradan kapıdan kovduğumu falan düşünüyorsunuz. Siz baya baya Tutku'ya hak veriyorsunuz. Aa. Meltem, ya bu konuları şimdi böyle konuşmasak. Yani. Bence tam zamanı Haluk konuşsak. Canım, yani siz kocaman insan, biraz anlaşmazlık oldu aranızda. Konuşursunuz, çözersiniz yani. O kadar da şey değil. Ben o kızla hiçbir şey konuşmam artık Gülme. Tamam canım. Tamam. Hayır yani sen Tutku'yu görmek istemiyorsun. Ben de artık bu evde hani Tutku lafını duymak istemiyorum. Yani bu konu kapansın artık. Evet. Yani. Bitsin artık bu laf. Bu konu ne zaman kapanır biliyor musun Haluk? O Tutku denen kız bizim hayatımızdan tamamen çıkınca. Alo Duygucuğum, nasılsın? İyi canım, sizleri çok özledim sadece. Sen? Ya iyi diyelim, iyi olsun Duygucuğum. Ne oldu? Sesin çok kötü geliyor. Canım benim. Ya bak, annenin ve babanın sana çok ihtiyacı var Duygu. Ne demek istiyorsun Tutku? Yani ben şimdi sana bunu telefonda anlatmayayım. Sen gel yüz yüze konuşalım, olur mu? Yani bak Duygucuğum, annen çok hasta, çok kötü. Bu durum tabii ki babanı, yani dolaylı yoldan herkesi, hatta beni bile etkiliyor. Annenin sana çok ihtiyacı var Duygu. Hepimizin sana çok ihtiyacı var. Ya gelmen lazım. Hiçbir şey anlamadım. Seni neden etkiliyor? Anneme ne oldu Tutku? Lütfen gel ve burada sana yüz yüze geldiğin zaman her şeyi anlatacağım. Ama ben meraktan ölürüm. Lütfen anlat. Ama bak, bu telefonda konuşulacak bir konu değil. Sen gel, ben sana her şeyi yüz yüze anlatacağım. Tamam mı canım? Tamam tamam. İlk uçakla geliyorum. Duygucuğum, canım benim, tamam. Görüşürüz. Hoşça kal. Bakın. Bakın. Babama, Duygu'ya, özellikle Duygu'ya hiçbir şekilde haber vermeyeceksiniz. Ben sizi biliyorum. Şimdi böyle herkesi teyakkuza geçirirsiniz. Yok ya, niye bir şey söyleyelim? Hayır yani. Hiç yani bir şey yok. Yok yani. Canım. Ben sizi tanıyorum. Neler yapabileceğinizi de biliyorum. Şimdi herkese aman, aman. Meltem'e çok dikkat edin. Sakın onun sinirlerini bozmayın. İyi davranın, mutlu olsun. Ben biliyorum. Sen kaç senelik arkadaşımsın? Sen kaç senelik kocamsın? Sakın. Sakın. Ben söyleyeyim de. Yani artık yok Duygu'ya haber vereceğiz de Kemal amcayla planlar yapacağız da. Yani. Niye yapalım canım böyle bir şey? Ya bir kere sen öyle bir sinirlendin, geldi geçti yani. O kadar yani. Ben söyleyeyim de. Ah, Tuna geldi. Ay hoş geldin hayatım. Nerede kaldın ya? Haluk'un tulumbasını bulamadın da onu aradın her tarafta. Ama buldum sonunda. Ha, buldun mu? Buldum Gönül. Hadi yiyelim hep beraber böyle bir. Ben yedi, koyayım geliyorum. Tamam. Gel Tuna, sen de yardım et. Ben de yardım edeyim. Oo, şimdi ne güzel yeriz böyle hoppudu hoppudu tulumba tatlılarını. Değil mi? Tutku abla, getirdim şarj aletini.
Şuraya takabilirsin. Bir çıkarayım istiyorsan. Ay yok, hiç gerek yok Merveciğim. Ya ben şurada bir priz görmüştüm kütüphanenin orada, oraya takarım. Ha tamam ya, biz hiç kullanmıyoruz onu. O zaman ben içeri gidiyorum ders çalışmaya. Sonra yanına geleceğim, anlatacak çok şeyim var. Tamam canım, bekliyorum. Ha Merveciğim, oradan alırsın şarjını. Tamam tamam, alırım. Bu ne? Tatlı harika. Kurabiyeler de çok güzelmiş. Haluk. Benim sana verdiğim günlüğü okudun mu? Ya ben onu bulamıyorum. Ben sana günlüğümü verdim ve sen onu bulamıyorsun, öyle mi? Kaybolan şeyleri bulma konusunda üstüme yoktu benim. Bana söyleseydin keşke Haluk, hemen buldum ben onu. Bana karışma canım benim. Yok. Şeytan aldı götürdü, tutamadan getirdi. Şeytan aldı götürdü. Otur, otur ya, ya, Haluk, otur, otur, otur ya. Haluk. Zero zero hareketler yapma, otur. Konsantre. Sen şu yemeğine devam et, hadi. Buna otursana. Hadi, devam et sen. Sen bana bırak. Devam et, tamam hadi sen devam et. Ben... Şimdi şöyle, ya dur, yemeğine devam et. Meltem şöyle, şimdi o defteri ben senden aldım, buradan çıktım. Sonra ofise gittim. Sonra bir şey oldu, ofiste kayboldu. Yani ofiste bir yerde herhalde yani. Bulurum yani onu. Hı-hı. Ben yardım edeyim sana, çok kolay. Şimdi düşün bak, gözlerini kapat. Sonra Meltem'in onu verdiği anı düşün. Tamam, gözünü kapatarak düşün. Yani bütün şeylerini aç, auralarını aç Haluk. Düşün, düşün, düşün. Kendimi çok kötü hissediyorum Haluk. Hayaller görmeye başladım ve buna engel olamıyorum. Bir sabah uyandığımda çok mutlu bir evliliğimiz olduğunu, senin beni çok sevdiğini düşünüyorum. Ertesi gün tutkuyla bir ilişkin olduğunu düşünüyorum. Kendimi kocaman bir bataklığın içinde hissediyorum. Günden güne batıyorum. Yavaş yavaş batıyorum. Çırpındıkça daha hızlı batıyorum. Ama kimse farkında değil. Kimse beni kurtaramıyor. Sen beni kurtar Haluk. Bana yardım et. Bu düşüncelerden kurtulmam için bana yardım et lütfen. Meltem. Sana güveniyorum Merveciğim. Bu günlüğü sen bulacaksın. Adam böyle eğilmiş, tamam mı? Eğilmiş böyle, tam C'yi almış yerden. Neyi almış? C'yi almış işte. Öteki adam demiş ki tam alırken sen neyi alıyorsun demiş. Ha? O da demiş ki ne dibim demiş? Düştü onu al. Edeceğim. Beni biraz yalnız bırakır mısınız? Aşk olsun Meltemciğim. Ne güzel eğleniyoruz bak. Fıkralar falan anlatıyoruz. Siz eğleniyorsunuz Gönül. Ben eğlenmiyorum. Bu fıkrayı beğenmediysen başka fıkra anlatayım. Bak yok. Temel... Tuna. Temel. Sağ ol. Ben biraz yalnız kalmak istiyorum. Bir uyumak, dinlenmek istiyorum. Şu anda ne gülecek, ne konuşacak, ne kahkaha atacak halim yok. Lütfen. Lütfen. Haluk. Ha. Sen de git gönüllerle hadi. Ben niye gidiyorum canım? Ben burada olmak istiyorum. Ben senin yanında olmak istiyorum. Yani sen tamam git dinlen. Ben burada böyle sessiz selasız otururum. Yani. Böyle. Haluk yanımda olmana gerek yok. Acı hani ben çok iyiydim, bir şeyim yoktu benim. Ben iyiydim öyle diyordun ya. Yani dolayısıyla benim yanımda kalmana gerek yok. Hayır canım, iyisin. İyisin de ben niye gidiyorum? Ben burada böyle oturmak istiyorum. Yanında olmak istiyorum. Yanında duramam mı yani? Yanında olamam mı? Ya ben birazcık yalnız kalmak istiyorum. Lütfen saygı göster buna. Tamam. Tamam haklı kız ya. Hadi. Hadi gidelim biz hadi. Hadi sen de gel. Tamam mı? Hadi. Ama böyle bir iki saat ha. Ondan sonra geliyorum. Evden çıkmak falan da yok. Yine sokak sokak beni aratma, tamam mı? Hiçbir yere gitmeyeceğim. Artık beni hiçbir kuvvet evimden uzaklaştıramaz. Burası benim evim. Hadi. Hadi Haluk. Tamam. Hadi Haluk. Bak şeyi anlatayım. Tuna artık tamam. İngiliz hadi. Bir... Yok. Bak kalabilirim ha. Göndereyim ben bu götü.
Gelir misin benimle lütfen? Hadi. Geliyorum peki sen sonra, tamam. Hadi Haluk. Sonunda olacağı buydu. Meltem Hanım balatayı sıyırdı. Üf, anne sen ne biçim konuşuyorsun ya? Çok ayıp ama. Ya Meltem Hanım gayet sağlıklı. Bugün yanındaydım ben onun. Hayaller görüyormuş. Yok efendim Haluk Bey'e Tutku aşıkmış da. Yok efendim Tutku böyle olduğu için onlar o yüzden ayrılıyorlarmış da. Yani bunlar hep uyduruyor. Deli doktoruna gitmesi lazım. Bak anne. Eğer Meltem Hanım böyle söylüyorsa bir bildiği vardır. Ben var ya zaten hiç sevmedim Oğuz'u ya. Hiç sevmedim. Ya bir dakika bir dakika. Ben hiçbir şey anlamadım. Meltem Hanım kafayı mı yemiş şimdi? Ya Hatice. Kafayı yedi falan öyle bir şey yok yani. Unuttum bunları ya. Evde böyle şeyler konuşulsun istemiyorum ben. Konuşmayın artık yeter. Gitmiş Hatice gitmiş. Kafa gitmiş. Bizim köyde bir Avni vardı. Dellendi, dellendi, dertlendi, dertlendi. Sonra bir baktık almış tencerenin kapağını kendine direksiyon yapmış. Yollarda ooo gidiyor kornalar çalıyor falan yani. Emniyet kemeri mi takıyordu tabii? He vallahi bizim Avni bundan akıllı değilse ben ne olayım? Eyvah, pis macunun adam gelmiş. Ne yapacaksın şimdi Neco? Bilmem. Selamünaleyküm. Çay ver Yakup. Ne oldu Hüseyin? Sesi mi gitti? Sana ne Neco? Yakup, çabuk ıhlamur yap Hüseyin amme. Aman Hüseyin, sesine dikkat et. En değerli varlığın. Çaylar! Adamın sesi kısılıyor ama çaylar diyebiliyor. Buyur. Neden böyle oldu bilmiyorum ya. Tutku sen de kusura bakma vallahi. Meltem adına özür diliyorum. Ya olur mu öyle şey? Haluk Bey hiç önemli değil. Yani Meltem Hanım hasta. Hasta birine kızılmaz ki. Ya akşam akşam şimdi seni de böyle şey yaptık. Ya olsun Haluk Bey. Hiç önemli değil. Yani yeter ki Meltem Hanım iyi olsun. Sağ ol. Ya senden diyeceğim. Meltem seni bir süre görmesin. Yani böyle karşılaşmasanız iyi olur. Tamam Haluk Bey. Ya merak etmeyin Meltem Hanım'la karşılaşmamaya dikkat ederim. Gönül yardım edeyim ben sana hayatım. Yaptım ben Tuna tamam. Ya yardım edeyim dedim ben sana. Sen ben yapayım dedin tamam, ya Gönül. Tamam Tuna tamam ben yapayım dedim zaten. Tamam uzatma. Ay ben o şeyden diyorum Haluk. Yani ben... Neyse şey yapmayalım o zaman kusura bakma ben şey zannettim. Artık bilelim. O konuları konuşmayalım tamam. Başka bir şeyler var sen de Tuna. Tamam Haluk sen de artık şey yapma artık ya ne olursun. Ya bu işin içinden nasıl çıkacağız bilmiyorum Zero. Ya, Haluk Bey bence Meltem Hanım'ın profesyonel bir yardım alması gerekiyor. Hayır biz böyle konuştuk bir doktora gidelim dedik nasıl reddetti biliyorsun. Evet reddetti. Yani Haluk Bey... İlk başta bütün hastalar reddeder zaten. Konduramaz kendini. Ama bence Meltem Hanım'ın kesinlikle bir psikiyatriste görünmesi gerekiyor. Ya arkadaşlar bunu kabul etmek zorundayız. Meltem hasta. Uzun zamandır psikoloğa gidiyor ama yani hiçbir ilerleme kaydetmedi. Hatta gittikçe daha kötüye gidiyor. Ya benim tanıdığım bir psikiyatrist var isterseniz. Numarası olacaktı bende. Arayayım mı? Ne diyorsun? Ha? İyi ara hadi konuşalım. Tamam. Alo hocam nasılsınız? Sağ olun. Ya hocam kusura bakmayın rahatsız ediyorum akşam akşam ama yani derdimiz çok büyük. Bir hastamız var ama tabii pek kabul etmiyor. Yani acaba diyorum gelip bir görseniz, siz onunla bir konuşsanız, hani belki hemen kliniğe götürmek istersiniz, hemen tedaviye başlamak istersiniz diye düşündüm. Aha. Aha.
İyi akşamlar Meltem Hanım. İyi akşamlar, evet benim. Siz kimsiniz? Haluk? Gönül? Tuna? Tutku. Bizimle birlikte hastaneye gelmeniz gerekiyor. Hadi oğlum. Aa, bir dakika, bir dakika. Gönül, nereye gidiyorum ben ya? Bir dakika, Tuna bırakmayın. Tuna yardım edin bana ya. Nereye gidiyorum? Haluk! Ya ama Meltem, ama çok iyi. Ya deli değilim ki ben. Nereye götürsün? Haluk! Deli değilim ben! Kendinize çok iyi bakın Meltem Hanım. Anladım hocam. Eve gelemiyorsunuz. Yani hastanın kendisini istemesi gerek. Tamam. Bakalım o zaman. Gerekirse ben sizi tekrar rahatsız ederim. Teşekkürler hocam. Sağ olun. İyi akşamlar. Böyle yani. Doğru. Yani ama Meltem kabul etmiyor ki zaten. Ne yapsak peki Haluk? Yani Meltem'in psikoloğuna falan mı danışsak? Ne diyorsun? Süper fikir Gönül. Bence de psikoloğu arayalım abi. Abi yok, öyle değil. Çünkü psikoloğu hiçbir şey söylemiyor. Yani en ufak bir ipucu vermiyor. Ya bu arada Haluk, şu Arda Zırtapos'unu da bir ara da abicim. İkide bir arayıp Meltem'i işle ilgili rahatsız etmesin. Ya kız biraz kafasını dinlesin ya. Evet. Evet yani kız işten ayrıldığından beri bir dinlenemedi. Her gün arıyorlar, ediyorlar bilmem ne. Öf. Tamam, ararım. Neyse ben de kalkayım artık. Otur kızım, nereye kalkıyorsun ya? Otur. Otur otur, biz seni sonra bırakırız Tutku. Yok yok, ben de gideyim artık. Yani böyle hani uyumak istiyorum ve bir an önce bugün bitsin istiyorum. Haklısın, tamam. Ya Tutku, tekrar kusura bakma ya. Ha, olur mu Haluk Bey? Ne önemi var? Yani önemli olan Meltem Hanım'ın sağlığı. Hepimiz Meltem Hanım'ı çok seviyoruz. Sağ ol canım. Hadi ben seni geçireyim ya. İyi akşamlar Haluk Bey. İyi akşamlar. Of. Buyurun. Dediğiniz gibi Tutku denilen kara kediyi ben de sevmiyorum. Ama kadının çok umurundaydı sanki. Kükreyemeyen Hüseyin. Hüseyin abimin arkasından konuşmuş yenge. Ama aldı ağzının payını. Biz de atar atar gidere gider. Geri vitesi sildik hayatımızdan. R yok bizde. Evet, ben de aynısını dedim. O yüzden Meltem Hanım'a inanıyorum ben. İnanıyormuş. Film çekiyor Meltem Hanım, film. Gelin. Avni de öyleydi. Tencere kapağını aldı mı köyün meydanında rally yapıyor. Potito, yavrum sen sakın kafanda film çekme, tamam mı? Tamam anneciğim. Hatice, bebeğimize Kotito adını mı koydun? Evet Kotiş. Ama şimdilik koydum yani. Geçici bir isim. Ay, Allah akıl fikir versin size. Potito'ya da sabır. Meltem Hanım'a da akıl fikir versin. Ah, hoş geldin Kemal amca. Hoş bulduk Gönül. Kemal abi hoş geldin. Hoş bulduk. Gel babacığım. Damat ne oldu ya? Gel. Merhaba canım. Ya Gönül telefon edince hemen koştum geldim. Ne var ne yok? Eyvallah ya. Baba akşam akşam seni de kusura bakma böyle rahatsız ettik ama. Ne oldu kızım, nasıl? Meltem nasıl? İyi iyi. Dinleniyor şimdi. Allah Allah. Ya ne oldu bu Meltem'e? Ben kızıma ne oldu anlamadım ya. Ya biraz gergin. Bu son yaşananlardan dolayı böyle mahkemeydi vesaireydi. Yani bu süreçte biz Meltem'e destek olalım. Hayattan zevk almasını sağlayalım Kemal amca. Doğru söylüyorsun. Yani hazır Meltem yokken böyle biz bize konuşalım diye çağırdık baba seni. Ne bileyim böyle ailecek belki bir tatile matile gideriz. Sen de gelirsin. Aa
Çok iyi olur ya, bak iyi düşünmüşsün. Ne gerekirse kızım için yapalım. Hatta bak bir yemek yiyelim şöyle hep beraber. Ha? Evet. O sever böyle kalabalık yemek yemeyi. Evet, çok iyi düşündün Kemal amca. Yapalım, yapalım. Yapalım vallahi. Ha, güzel güzel. Yani biz ne söylersek beni mutlu etmek için yapıyorsunuz diyor, reddediyor. Ama sen söylersen kabul eder. Evet. Aynen. Yani mesele şu, sanki o istiyormuş diye değil de biz istiyormuş gibi yapmalıyız. Evet. Benim de tam aklımda bu vardı. Yani tam yani bunu böyle yani aynı benim dilimin ucundan aldın Haluk. Tam ben de bunu söylüyordum biliyor musun Kemal abi? Söyleseydin o zaman Tümür. Yok yani söyledim, nasıl söyledim? Ya Haluk söyleyince yani üst üste yani iki laf aynı olmasın diye şey yaptım yani. Ha. Ya ondan yani. Vallahi delirme, kötü bir şey değil ki. Sen ne diye sinirleniyorsun gelin yahu? Allah Allah. Hem düşünsene. Bize bir gün bayram, onlara her gün bayram. Delilere her gün mü bayram? Deli olmak güzel bir şey o zaman. Hatice'cim, sen de pek farklı değilsin hani. Patidon duydun mu? Bize de her gün bayrammış. Yaşasın! Ben bayramları çok seviyorum. Allah'ım yarabbim. Bu sosyetik Meltem delirdiyse çok korkuyorum ben, hepimizin başına gelebilir biliyor musun? Allah aklımıza mukayyet ol yarabbim. Ya yeter artık ya. Yeter. Ben bu evde Meltem Hanım delirdi lafı duymak istemiyorum bir daha, anladınız mı? Duyarsam çok fena olur ha. Bu da delirdi kız. Bulaşıcı mı acaba? Ha, sana nerede bulaşacak? Sen de zaten. Ha, ben zaten deliydim değil mi, doğru? Ay, bir şeyin unuttu herhalde Kemal amca. Ah. İyi akşamlar güzeller, güzeli Gönül Hanımcığım. Can dostum Halukçuğum burada mı acaba? Burada, burada. İçeride, buyurun. Sen nasıl buldun beni ya? Beni hafife alıyorsun. Beni çok hafife alıyorsun Halukçuğum. Yahu ben seni gözüm kapalı bulurum. Yani bizim biraz zamanımız kısıtlı. 5 dakikada ne konuşacaksan konuş, ondan sonra bir zahmet gidiver, olur mu? Aa, ne ayıp Tuna. Bir şey içer misiniz Arda Bey? Çok sağ olun Gönül Hanımcığım ama inanın hiç içecek halim yok. Yani en yakın arkadaşım, can dostum, kan kardeşim, sevgili Halukçuğum. Yani böyle dertliyken boğazımdan geçmez. Yani hiçbir şey içemem, içsem keyif almam. Ben sizin sevgili eşinize, Tuna fişinize benzemem. Bana bak, biz burada keyif yapmak için çay içmiyoruz. Boğazımıza sıcak bir şey geçsin diye içtik çayı. Arda bat. Ya. Tuna ne yapıyorsun? Tuna fiş. Demek ki bu evde ikamet edermiş. Ne şaşırdın? Yani bu şıklık, bu zarafet belli ki bir tek sizin elinizdeymiş Gönül Hanımcığım. Bana bak, benim sinirimi bozma. Ya arkadaşlar hadi uzatmayın. Arda, senden bir şey rica ediyorum ve hemen konuya giriyorum. Tabii tabii. Hemen söyle ya. Zaten benim hayat felsefem az laf çok iş. Yolla. Şöyle. Meltem'i işle ilgili bir süre rahatsız etmezsen iyi olur. Belki bir süre seyahate çıkacağız. İşte bu. Muhteşem fikir, tatil. Meltem Hanım, sen, ben, üçümüz. Ne zaman istersen, nereye istersen. Benim valizim hazır. Bir de o rüzgara söyle, zırt pırtar takıldığı yerde Meltem'i aramasın. Yani Meltem istifa mı etti yoksa hala çalışıyor mu belli değil. Çok haklısın Halukçuğum. Hiç merak etme. Bundan sonra şirketten işle ilgili Meltem Hanım'ı ben de dahil kimse aramayacak. Aynen. Bir süre kafasını dinlesin. Bir rahat bırakın. Yahu sen merak etme. O iş bende. Ben senin sadece dostun değil. Aynı zamanda çözüm ortağınım ya. Nereye gidiyorsun tatile? Ben bir tuvalete gideyim. Tatile.
çok sıcak burası. Ben yatağıma gidiyorum. Ben seni yakından seviyorum. Hem de çok seviyorum. Canım sıkın, kafa duman, soğuk oda sana uzak. Acıtır mı nefes almak? Sağım solum her yer tuzak. Son gemi ayrıldı mı sevdiğim limanlardan? Son güneş battı içim karanlıkta yalanlardan. Olması masmavi bir deniz, dayanamam ki ben sensiz. Kar mısın soğuk ama temiz, alışamam ki ben sensiz. Olmasın masmavi bir deniz, başaramam ki ben sensiz. Can mısın canımda tek bir iz, yaşayamam ki ben sensiz. Çok seviyorum. Biter mi yol yarım kalan? Nerede söyle bu son durak? Götür beni düşlerinde, en derinde tutma bırak. Son gemi ayrıldı mı sevdiğim limanlardan? Son güneş battı içim karanlıkta yalanlardan. Olmasın masmavi bir deniz, dayanamam ki ben sensiz. Kar mısın soğuk ama temiz, alışamam ki ben sensiz. Olmasın masmavi bir deniz, başaramam ki ben sensiz. Can mısın canımda tek bir iz, yaşayamam ki ben sensiz. Olmasın masmavi bir deniz, dayanamam ki ben sensiz. Kar mısın soğuk ama temiz, alışamam ki ben sensiz. Sence her şey eskisi gibi olur mu? Olmasın masmavi bir deniz. Olmaması için bir engel var mı? Başaramam ki ben sensiz. Bence yok. Emin misin? Yaşayamam. Eminim. Ben sensiz. Olmasın masmavi bir deniz, dayanamam ki ben sensiz. Dar gömlek, toplantıları ertele. Ben bir süre işe gelmeyeceğim. Yeni projenin de dosyasını hazırla. Benim kayınpederin de oralarda işi varmış. O gelip uğrayacak, ona verirsin. O bana getirir, evde ben incelerim. Tamam, tamam Haluk abi. Abi kötü bir şey mi oldu? Yok yok, problem yok ya. Ailevi sorunlar, eyvallah. Tamam, ben dediklerinizi ben hallederim Haluk abi. Tamamdır, sağ ol. Hadi kolay gelsin. Ne oldu Tolguş'a? Haluk abi bir süre işe gelemeyecekmiş. Yani bana toplantıları falan erteler misin diye haber vermek için aramış. Ne olmuş acaba?
Vallahi sordum ama ailevi meseleler deyince çok üstüne gidemedim İsmail Bey. E neyse, hayırdır inşallah. Ben odamdayım, tamam? Tamam İsmail Bey. Merhabalar. Ah Kemal amca hoş geldin. Ne haber Tolga? İyiyim Kemal amca, sen nasılsın? İyiyim Allah'a çok şükür. Ya Tolga, bizim damada vereceğim bir dosya mı, bir şey varmış. Onu evet, almaya evet. geldim. Şu yeni tasarımın dosyası. O mu? Bu Kemal amca. Ha, tamam, rica etti de onu alayım dedim. Tamam. İyi peki. Hadi ben kaçayım artık. Nereye ya? Daha yeni geldim. Bir soluklan, bir çayımızı iç Kemal amca. Tamam Tolga. Senin bir çayını içeyim hadi. Tamam. Sen buyur. Ben hemen alıp geliyorum çayı. Tamam canım. Merhaba. Merhaba. Ben Tutku. Ha, ben Kemal. Müsteşar Kemal. Halil'in kayınpederiyim. Öyle mi? Evet. Meltem Hanım'ın babasısınız yani. Evet. Ah ne güzel. Buyurun şöyle geçelim. Teşekkür ederim. Günaydın. Günaydın. Gel, kahvaltı hazırladım sana. Sen işe gitmiyor musun? Yok, bugün izin verdim kendime. Hadi gel kahvaltı edelim, sonra ne bileyim dışarı çıkarız, biraz gezeriz. Ne bileyim böyle tarihi bir gezinti yaparız böyle. Tarihi yerlere gideriz. Ayasofya'ya gideriz. Sultanahmet'e gideriz. Yerebatan Sarayı'na gideriz. Sonra köfteciye gideriz. Lap lap köfte yeriz. Köfteciye? Benle. Yani ben köfte yerim. Sen de piyaz yersin. Ya bulurum sana da bir şeyler yiyeceğim. Gel. Eline sağlık. Afiyet olsun. Ya çok komik. Sen çok tatlı bir kızsın ya. Çayımız da geldi Kemal amcacığım. Aa, sağ ol, teşekkür ederim. Teşekkür Afiyet ederim. Olsun Kemal amca. Ya hazır gelmişken diyorum ki Tolgacığım ya benim bir işim var. Ben bu yani telefondan pek anlamıyorum da. Hani sen internetten belki bulursun. Benim bir arkadaşım var. Elimizden ne gelirse Kemal amca buyur. Mektepten arkadaşlarla buluşacağız. Bir tanesine ulaşamıyoruz bir türlü. Hadi diyorum sen onu belki buradan internetten filan bulursun. Benim aklım ermiyor ya. Bakalım Kemal amca adı nedir? Osman Güçlü. Osman Güçlü. Güçlü. Ha, bir bak bakalım ya. Bakalım hemen. Belki hesaplarım. Bulursun. Yarın buluşacağız arkadaşlarla. Kemal amca bu abimizin hiç sosyal medya hesabı yok kendi adına açılmış. Nasıl ya? Acaba kızım bir şey bakalım. Osman Güçlü mü dediniz? Evet Osman Güçlü. Tanıyor musun Osman'ı? Tanımıyorum ama ben size bulabilirim onu. Aa nasıl? araştırmayı biraz seviyorum diyelim. Merak etmeyin en kısa zamanda size arkadaşınızın numarasıyla geleceğim. Aa harikasın Tutku sen ya. Bravo. Bak eğer bunu bulursam beni çok mutlu edersin. Siz bana güvenin halledeceğim. Tamam. O zaman hadi çaylarımızı içelim sonra da ben kaçayım. Hadi bakalım. Gelin. Şşt gelin. Bak anneye küsülmez. Anneye küsülmez. Gel otur iki lokma bir şey ye. Gel hadi. Ya teyze lütfen gelip oturur musun? Potito'ma kötü örnek oluyorsun küserek. Potito sen sakın kimseye küsme tamam mı? Teyzeni örnek alma sakın. Tamam anne. Gelin. Gel. Bak bir daha demeyeceğim Meltem Hanım'a deli diye. Gel sen buraya. Meltem Hanım deli değil anne. Bu da son sözüm tamam mı? Allah Allah. Allah Allah. Sanki ben deli değil deyince deli olmuyor yani. Allah Allah. Ya kocası bile inanmış deli olduğuna. Ben söyleyince mi kabahat oluyor yani? Ben anlamadım bu işi vallahi. Allah Allah. Deli dedim mi deli işte. Duydun mu Patito? Evet anne. Tolguşam, şu mali muşavirlikten gelen dosya ne oldu da bulabildin mi? Vallahi her yere baktım İsmail Bey. Hiçbir dosyanın arasında yok, hiçbir yerde yok. Ya uşam, ben bir daha mı arasam şu mali muşavirliği ya? Ya yok, orayı aramanıza gerek yok. Biliyorsunuz bizde takip numarası falan her şey var. Ya acaba postaneyi mi arasak? Tamam, arayayım. Takip numarasını. Ha şu bizim mali müşavirlikten gelecek olan dosya mı? Evet. Alo. Merhaba, ben İsmail Demir.
Ya benim bu mali müşavirlikten gelecek olan dosyaya bir türlü ulaşamıyoruz arkadaşlar. Yok. Kime teslim etmişler acaba? Çok merak ediyorum. Vallahi ben de. Kime teslim etmişler? Bir onu öğrenmek istiyoruz. Tamam, takip numarasını veriyorum. Ay, şarj aletimi bulamıyorum, gördünüz mü? E odandadır Merveciğim. Ay yok, her yere baktım. Şarj aletim benim en değerli eşyam, onu bulmadan evden çıkmam. Madem en değerli eşyan, o zaman o en değerli eşyanı yanından ayırma. Bir yere bıraktıysan nereye bıraktın da hatırla Merve. Evet. Ay bir yere bırakmadım. Sen mi aldın? Bak geçen sefer almıştın, vermedin kaç gün. Ben almadım, ben niye alayım senin şarj aletini? Nereye koymuş olabilirsin kızım? Aa, ay aman hatırladım, Tutku ablaya vermiştim. Burada. Ay işte burada. Aa. Bu defter kimin ya? Gel bakayım, ver. Bir şey yaparız. Hadi iyi dersler çocuklar. Allah zihin açıklığı versin çocuklar. Aa, bu arada unutmayın, bugün annemler çaya gelecek. Tamam, 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 merak etme. Olsun. Ben hep seni beklemek zorunda mıyım? Kim uşağım, kim? He? Tolga Dayanç? E tamam, bizim burada... Evet, evet, bizim arkadaşımız burada çalışıyor. Bir dakika, bir dakika. Kimliğini ver bakayım uşak kimliğini. Kimlik numarasını söyler misin? Evet. Tamam, peki, peki. Peki, çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Ne oldu, ne diyorlar İsmail Bey? Tolga uşak, evrakları sen almışsın. Ben mi? Kimlik numaranı da doğruladık, imzan da var. Ya olmaz öyle şey İsmail Bey. Ya ben günlerdir bu raporları bekliyorum zaten merakla. Nasıl ben aldım? Ben alsam söylemem mi? İyi de burada başka Tolga var mı uşağım? Ya İsmail Bey, bu işte bir yanlışlık var. Olur mu öyle şey ya? Ben postaneye gidiyorum. Ya bu işi çözeceğim, böyle geleceğim. Ya ben alsam söylemem mi? Olur mu öyle şey ya? İyi de uşağım, sen kendin dinledin. Geleceğim ben. Selamun aleyküm. Selam. Sabah güneşi doğdu kahveye. Ziyafet var beyler, ziyafet. İda. İda. Kaldır kafanı bilgisayardan da kurşun nevaleleri sofraya. Tamam Hüseyin abi, bir saniye. Bir saniye benim için çok değerli İda. Çok acıktım. Verin abi. Geçin. Hayrola Yiğido? Sabah sabah kaldırmıyorsun bilgisayardan başını. Bir kızdan mesaj mı bekliyorsun oğlum? Platonik aşık mı oldun Yiğido? Ne? Platonik o, Neco. Platonik. Biz ne dedik Şükrü? Kaldırma beni ayağa. Yok be Hüseyin abi, ne aşkı? Kripto borsasına para yatırdım, onu takip ediyorum. O ne lan? Sanal para abi. Kripto para. Sanal para mı? Paran yok ama var gibi mi? Gibi. Hep sizin aklıma gelmişti Şükrü. İsmail Bey, siz de benim düşündüklerimi düşünüyorsunuz değil mi? Ne gibi Tutku Hanım? Yapmayın İsmail Bey. Yani ben her şey farkındayım. Düşündüklerinizi benden gizlemenize gerek yok. Tamam, mütevazi bir adamsınız. Ama yani sonuçta sizin üstün zekanız sayesinde bu şirket bugünlere geldi. Siz de fark ettiniz Tolga'nın raporları aldığını, sonra İrem'in suçlu olduğunu görünce sakladığını. Bak Tutku Hanım, bu fikir benim de aklıma geldi. Ancak Tolga uşağım iyi bir uşaktı. Böyle bir şey yapmaz. Yani yapabileceğini düşünemiyorum ya. İyi uşaktı o ya. Neden yapmasın İsmail Bey? Yani Tolga'nın İrem'i ne kadar çok sevdiği ortada. Siz işten çıkarttınız da bu İrem'i ne kadar çok tepki verdi hatırlasanıza. Bence Tolga İrem'in şirkete geri dönmesini istiyor. Bu yüzden de raporları görmenizi istemiyor. Belki de bütün bunları birlikte planladılar. Belki de suç ortağı Tolga. Şirketin arkasından bütün planları birlikte yaptılar. Neden olmasın İsmail Bey? Belki bu yüzden her şeyi saklamak istiyor sizden. Merak. Ay Tuna, yani bu defter belli ki Merve'nin arkadaşlarından birinin defteri. Buraya ders çalışmaya geldiklerinde unutmuş. Karıştırma. Ayrıca bu özel bir şey yani.
Sen bu defterin içinde yazılanların ne olduğunu öğrenince şoke olacaksın Gönül. Şoke moke olmam ben. Artık karıştırma yeter. Özel eşya diyorum sana. Bu ne biliyor musun? Ne? Meltem'in günlüğü. Şu Haluk'un kaybetti. Aa, Haluk burada düşürmüş o zaman. Ver bakayım şunu. Ne oldu? Merak ettim bakıyorum. Tabii ki merak ettim. Meltem söz konusu. Hastalık var burada ortada herhalde. Ya, Tutku'dan bahsetmiş işte. Yani Tutku'dan nefret ediyor. İşte bütün ilişkimizi Tutku bozdu falan öyle şeyler yazmış. Yani. Onu biliyoruz zaten Tuna. Ama daha fenası ne biliyor musun? Ne? Hayaller görüyorum. Ne olur yardım et Haluk falan diye bitirmiş görünüyor. Ah. Ya Meltem söyleyemiyor. Çekiniyor. Böyle yardım istemiş kocasından. Ey Tuna. Meltem. Hı. Benim sana bir sürprizim var. Aa. Hayırdır? Hazırlanıyorsun. Yarın sabah Paris'e gidiyoruz. Aa, dalga geçme Allah aşkına ya. Dalga geçmiyorum. Çok ciddiyim. Ya şu son zamanlarda o kadar garip şeyler yaşadık ki biraz kafamızı dinleriz diye düşündüm. Hem vizemiz de var. Yani baş başa oluruz diyor. Ama eğer sen diyorsan ki yani kalabalık gidelim. Ben gönüllere de söyleyeyim. Zaten çok meraklılar yurt dışına. Niye peki Paris? Sen istiyorsun diye. Senin için. Ya. Çok tatlısın. Çok teşekkür ederim ama bu seyahati biraz ertelememiz lazım. Çünkü benim yarın sana bir sürprizim var ve mutlaka burada olmamız lazım. Ana. Hı. Ne sürprizi? Yarın görürsün. Sen onu erteleyemez misin? Hani... Erteleyemem ve inan bana bu çok önemli. Aa. Bir de ben şimdi merak ederim. Hadi söyle, hadi. Söyleyemem Haluk, sürpriz adı üstünde. Yarına kadar bekleyeceksin. Haluk anne! Allah yara. Akıl sağlığımızı nasıl koruruz? En doğru soruyu en doğru kişiye sordum. Bak, bende fil hafızası var. O filan benim beynim böyle makine gibi çalışır. Düzenli tıkır tıkır. Peki Kadriye Hanım, bu fil hafızasını neye borçlusunuz? Aa, ceviz. Cevize borçluyum. Bak, bu ceviz, bak şöyle bak. Beyne benziyor bak. Bak şimdi, kafatası, bu bir kafatası. Bak böyle kırıyorsun. Bak, kırıyorsun. İçinden beyin çıkıyor. Ay, hakikat bak sen şimdi deyince gördüm. Aynı beyne benziyor. He. Günde bir avuç bundan yiyeceğim. Bak bu sağlık, bu sağlık. Bir avuç her gün. Vallahi Kadriye anne hiç böyle düşünmemiştim. Ama ben ceviz sevmiyorum. Ya belli. Ben ceviz sevsen başka türlü olur. Ama bundan sonra... Potitom için ceviz yemeği düşünüyorum. Bana da bir tane verir misin? Al, bu sana, bu potitoya. Çok tatlı. Yarısı sana, yani sağ lob, sol lob. He. Ben bir tane daha kırayım. Bak sen bunu ye, tamam mı? Gene öyle yarısı potitoya, yarısı sana olsun. Belki o zaman bir beyin tamamlanır, değil mi? Ha, aç ağzını ama. Aferin sana. Güzel. İşte böyle abiler. İnsanlar inanılmaz kâr etti bu işte. Bir gecede hiçbir şey yapmadan oturduğu yerden 5 milyon lira para kazandı abi insanlar. E benim de az buçuk bu birikmiş param vardı. Onu yatırdım, takipteyim abi öyle. Oturduğu yerden para kazanmak bizim işimiz abi. Haklı çocuk. Yiğit o. Hüseyin önce Türk lirasını bulsun, sonra sanal parayla tanışsın. Bıdı bıdı yapma Yakup. Çay yap. Bak. Millet ne işlerle uğraşıyor? Sen burada daha bir çay yapamıyorsun. Hoşafçı. Bence sen de sanal parayla çay satmaya başla Yakup. İdo, bize de alalım şu sanaldan. Olur Hüseyin abi, alalım. Sen para da haber ver. Para mı? He. Şükrü, dökün bakalım cebindekileri. Abi, son paramla simit aldım az önce. Ben simit aldım, benden ne vadeleri aldım Şükrü. Belki kalmıştır abi bir şey. İyi, 1 lira çıktı Şükrü. Nasıl? Gerçek yatırım, cepte unutulan son paradır abi.
Hüseyin abi hiç kusura bakma. Yani 20 lirayla falan olmaz bu iş. Bana en az bir 1000 lira falan getirmeniz lazım. Tabii daha fazla olursa hepimiz için daha iyi olur. Kaynak bulup bu sanal para işine girmemiz lazım. Sanal para işi bizim işimiz abi. İsmail Bey, izninizle benim çıkmam gerekiyor. Dışarıda toplantılarım var. Tamam Tutku Hanım, çıkabilirsin. Siz dediklerimi düşünün bence. Yani Tolga geldiğinde ona hak ettiği cevabı vermelisiniz. Hiç kimse koskoca İsmail Bey'i kandıramaz. Yani babanızdan emanet bu şirketi düşünün İsmail Bey. Tamam Tutku Hanım, sen merak etme. Ben gerekeni yapacağım. Ondan hiç şüphem yok. Hoşça kalın. Sayın Tolga Dayaç. Göreceğiz. Of Meltem. Canım arkadaşım, sen nasıl bir çıkmazdasın böyle? Ya bir şeyler yapmamız lazım Gönül. Ay kızın sessiz çığlıklarını duymamışız biz Tuna. Bataklıktayım, gittikçe de batıyorum diyor. Yalvarıyor resmen. Yani bu daha fazla söyleme. Vallahi tüylerim diken diken oldu, sinirlerim bozuluyor ya. Alo mu arasak? Hadi ara. Hı, arayayım söyleyeyim gelsin. Söyle söyle. Alo. Haluk, acilen bize gelmen gerekiyor. Çok acil. Şimdi Meltem'le bir şeyler konuşuyordum. 10 dakika sonra gelirim. Hemen gel abi. Hadi bay bay. Geliyor değil mi? Geliyor. Bizim Zero ya. Bize gel diyor, bir şey konuşacakmış herhalde. Allah Allah. Git. Gidelim ya, biraz böyle oturalım. Sen bana şu sürprizini söyle şimdi. Onu merak ettim ben. Söylemeyeceğim Haluk. Sürpriz söylenmez ki. Ama ben biliyorsun böyle sürpriz müpriz olaylarını sevmem. Böyle yani sürpriz adamı değilim. Ben merak ederim. Bak şimdi de merak ediyorum. Merak içindeyim yani şu anda. O yüzden sen bana söyle. Yarına kadar merakım devam etsin. Yarın öğrenirsin. Hoş geldin. Günaydın. Ay kusura kalmayın ya. Otobüs geç kaldı. Biraz da Meltem Hanım. Önemli canım. Aa, siz kahvaltıyı bitirdiniz artık. Bense en iyisi bir kahve yapayım. Tamam. Kendine de yap da beraber sohbet edelim. O zaman siz kızlar muhabbet ederken ben de şu Zero'ya çıkayım bakayım derdi neymiş. Güneş. Kahvaltı için teşekkür ederim. Her zaman. Dönüşte hazırlan. Planımız hala geçerli. Sonra gezeceğiz biliyorsun. Tamam. Meltem Hanım, Haluk Bey işe gitmemiş. Böyle hayırdır? Böyle planlar falan. Hasret mi gideriyorsunuz? Çok hasret değil aslında. Başka bir şeyler de. Boş ver, hadi sen kahve yap. Tamam. Kendine de yap ha. Tamam tamam, ben şuna bir iki dakika toparlayayım da ben yapacağım. Tamam tamam. Kadriye anne bak burada ne yazıyor? Akıl sağlığımızı korumak için kendimize küçük hedefler koymalıymışız. Oh Hatice, ben bu internetteki sağlık bilgilerine hiç güvenmiyorum, hiç. Ben güveniyorum. Hadi Potitom, kendimize küçük hedefler koyalım. Meltem Hanım gibi kafayı yemeyelim. Tamam anne, küçük hedef koymak bizim işimiz. Ay aynı babası ya, duydun mu? Aynı babası. Ben çok dua ettim ona benzesin diye. Dualarım kabul oldu, görüyor musun? Hatice, senin akıl sağlığını korumak için sınırsız internet bile sana yetmez biliyor musun? Ama zaten benim sınırsız internet kullanmıyorum. Şükrücüm bana almadı. Ha, ben de onu dedim. İsmail Bey, ben postaneye gittim. Evet. Yani şimdi şöyle, belgeleri kontrol ettim. Evraklar doğru ama imza benim imzam değil İsmail Bey. Yani biri bana sen almışsın diye iftira atıyor. Ya Tolga Uşan, kim sana niye iftira atsın ya?
Olay ortada. Belli ki sen İrem Hanım'ı korumak için dosyayı, evrakları yok ettin. Siz ne diyorsunuz İsmail Bey? Öyle bir şey olabilir mi? Bak Tolga Uşak'ım, boşuna dil dokma. Ben bu şirketi zekamla buralara getirdim. Mütevazi biriyim ama aptal biri değilim. Bunu da unutma. Ya İsmail Bey, ya bakın ben size konuyu izah ettim. Yani benim olayla bir alakam yok. Tolga, Uşak'ım seni severim tamam ama ben her şeyin farkındayım. Benim aklıma daha kötü şeyler de getirme. Belki de İrem Hanım'la ortak çalıştınız. İrem Hanım'ı şirketten kovduğumuzda ne kadar tepki gösterdiğini de hepimiz biliyoruz yani. Ya İsmail Bey, çok yanlış şeyler söylüyorsunuz. Bakın, yani zaten ben İrem'in bir şey yaptığına inanmıyorum ki İrem zaten bir şey yapmadı bence. Yani bir de siz bana ortaklık yaptınız diyorsunuz. Tolga Uşak, çok üzgünüm. Malı müşavirlikten dosyayı, evrakları yeniden istedim. Bu süreçte burada olman uygun değil Uşak'ım. Sonrasına da bakarız. Ya İsmail Bey, bakın. Bak Uşak'ım, benim son sözüm budur. Olması gereken de budur. Tamam Uşak'ım, ben de üzgünüm ya. Ama yapacak da bir şey yok. Hadi Uşak'ım. Peki İsmail Bey. Anlattıklarına inanamıyorum Tutku. Ya Duygucuğum maalesef annen hiç iyi değil. Yani hepimiz SOS verdik Meltem Hanım eski sağlığına kavuşsun diye. Ama bence burada olduğu sürece toparlanamayacak. Ya en iyisi onun uzaklaşması buralardan. Hatta belki psikoloğa gözükmesi gerekiyor. Haklısın. Ya dediğin gibi ben ikna ederim onu. Benimle döner. Yani çocukla falan ilgilenir. Kafası dağılır biraz. Yani doğru söylüyorsun. Aslında en iyisi sende kalması bir süre. Haklısın. Çok teşekkürler Tutku. İyi ki varsın. Ya babam bana haber vermiyor üzülmeyeyim diye ama ben de ailemden bir haber yaşıyorum işte. Ah Duygucuğum, yani ben böyle bir şey senden nasıl saklayabilirim ki? Ya biz çok iyi dostuz. Evet, çok iyi arkadaşız ve iyi ki varsın. İyi ki girdin hayatımıza. Çok teşekkürler. Benden bir kuruş alamazsın. Senin parana ihtiyacımız yok Neco. Ok seni gösteriyor. Kredi açsana bize Yakup. Sen de kazan, biz de kazanalım. Ben nasıl kazanacağım Hüseyin? Sen bize para vereceksin. Biz de sanal para dünyasına adım atacağız. Sonra paramız katlanacak. Potito'nun geleceği garanti altına alınmış olacak. Potito kim Şükrü? Bebemin takma adı Yakup amcası. Sanal parayı aldık. Sonra ne olacak? Sonra kazandığımız parayla sana olan çay borçlarımızı ödeyeceğiz. Yani sen de kazanacaksın Yakup. Benim başta verdiğim para ne olacak? Gözün doysun Yakup. Dünyanın parasını alacaksın. Hala gözün 3-5 kuruşta. Evet Yakup. Gözün doysun. Gözün. Bu dünya geçici Yakup. Mal da yanan, mülk de yanan. Benden uzak durun Hüseyin. Abi, kaynaklar bir bir gidiyor. Evet. Sanal para için kaynak yaratmamız lazım. Gidiyoruz Şükrü. İsmail Bey. Gidelim abi. Kaynak yaratmak bizim işimiz. Kendimi çok kötü hissediyorum Haluk. Hayaller görmeye başladım ve buna engel olamıyorum. Bir sabah uyandığımda çok mutlu bir evliliğimiz olduğunu, senin beni çok sevdiğini düşünüyorum. Ertesi gün Tutku ile bir ilişkin olduğunu düşünüyorum. Kendimi kocaman bir bataklığın içinde hissediyorum. Günden güne batıyorum. Yavaş yavaş batıyorum. Çırpındıkça daha hızlı batıyorum. Ama kimse farkında değil. Kimse beni kurtaramıyor. Sen beni kurtar Haluk. Bana yardım et. Bu düşüncelerden kurtulmam için bana yardım et lütfen. Meltem. İyi misin Haluk? Hayır. Biz de okuyunca çok acayip olduk yani. Evet. Dur ben sana bir su getireyim. İstediğin bir şey var mı Haluk?
İstemiyorum, sağ ol. Bana müsaade. Nereye gidiyorsun? Biraz hava alacağım ya. Ben de geleyim sen de abi. Yok yok, yok. Ben tek başıma çıkmak istiyorum. Sağ ol. Gününü buldu misafirler yani. Ne yapayım gönül? Ben arayayım akşama gelsinler söyleyeyim bari. Evet öyle yap Tuna. Allah bullağım yani. Bütün okuduklarımdan sonra kendime gelemiyorum ben. Buyurun Meltem Hanım. Ellerine sağlık. Hadi gel otur şöyle birazcık sohbet edelim. Ne zamandır baş başa bir laflamadık ha? Geleyim Meltem Hanım. Ne haber? Şey, yani Maymuncuk Hüseyin'le Kükrek Kadre'yi saymazsak iyiyim Meltem Hanım. Yine bir şey mi? Yok, yani işte boş verin. Öyle boş boş konuşuyorlar işte bazen. Siz nasılsınız? Çok iyi görünüyorsunuz. Ben size inanıyorum Meltem Hanım. Çok iyisiniz, maşallah. İyiyim. Bakın Meltem Hanım, siz çok zeki bir kadınsınız. Kimsenin aklına da ihtiyacınız yok çok şükür. Ben biliyorum ki siz iyisiniz. İyi olmayan diğerleri. Ben iyiyim Emineciğim, çok iyiyim. Daha da iyi olacağım. Siz her zaman çok güçlü oldunuz. Böyle bir sıkıntınız, sorununuz olduğunda böyle çoğu zaman hiçbirimize yansıtmadan kendi kendinize çözmeye başardınız. Hatta bana bile anlatmadınız sıkıntılarınızı. Ama ben hep farkındaydım Meltem Hanım. Biliyorum yani benim bu söylediğim şeylere pek ihtiyacınız yok ama ne bileyim böyle içimden geldi işte. Ben hani paylaşayım istedim ya. Ay Emineciğim hiç olur mu? Sen benim can yoldaşımsın. Benim sana her zaman ihtiyacım var. İyi ki varsın. Unutmayın ben her zaman yanınızdayım Meltem Hanım. Anladınız mı? Her zaman. Canım benim biliyorum. Çaylar! Oo, uşaklar! Neredesiniz siz ya? Biz geliyoruz, siz yoksunuz İsmail Bey. Mesai saatlerimiz uyuşmuyor ama çok özlemişiz İsmail Bey. Ben de sizin çaylarınızı özledim uşaklar. Sizin için özel harmanladık İsmail Bey. Tam damak tadınıza göre. Buyur abi. Oh, çok hoş olmuş ya. E'si madem çaylarımızı içiyoruz, gelelim sebebi ziyaretimize. Tabii tabii. Evet, çok hayırlı bir iş için geldik İsmail Bey. Neymiş? Şal isteyebilirim bu arada üşüyorsanız. Kadıköy'de karşılaşmıştık, hatırlıyorsunuz değil mi? Kahve içerken. Yok, o adresi bilmiyorum ben ya, kusura bakmayın. Adres mi sordular? Evet. Ya İremciğim, insanların elinde akıllı telefon ama kimse adresi oradan bakmıyor. Hiç. Neyse. Evrenciğim bu arada ya kusura bakma ama Tolga gelecekmiş. Kıramadım. Çok önemli bir şey söyleyeceğim dedi. Ben de gel dedim. Ne yapayım? O kadar da plan yapmıştım. Gelsin ya. Tolga'nız da benim en kıymetli arkadaşım çünkü seninle tanışmama vesile oldu. Ya. Biz sinemaya sonra gideriz. Her gün bizim İrem. Gerçekten mi? Evet. 14 Şubat'ta ne yapıyorsun? İşin var mı? Yani henüz bir sevgilim olmadığı için işim de yok. Aa! Nasıl olmaz ya? Seni yalnız bırakır mıyım ben? Artık o gün bir planın var. Birlikte geçiyoruz. Nasıl yani? Evet, o gün birlikte. Tamam. Evet, iyi ben. Tolganzo! Hoş geldin. Ya hoş bulduk da yani yalnız olacağız diye tahmin etmiştim ben. Tolga'cığım ben sana yalnız olacağız demedim ki. Kafedeyim gel dedim önemli bir şey anlatacağım deyince. Hatta bizim Evren'le bir planımız vardı. Sen geleceksin diye iptal ettik. Evet abi ben yabancı mıyım ya anlat anlat ne oldu? Ne oldu anlatsan. Neyse çok gizli bir şey değil zaten. İsmail Bey beni de kovdu. Ne? Ne demek kovdu ya? Nasıl kovar seni? Niye? Otur anlat hemen. İsmail Bey, özetle bankanızdaki bir miktar paranızı bizim sanal para yatırımımız için hayırlısıyla istiyoruz. Gençler birbirini sevmiş.
Size de evet demek yakışır İsmail Bey. Uşaklar, ben sanal manaldan anlamam. Paranın sıcaklığını hissedeceğim. Cebumu isitecek. Başka işten anlamam. Hemen hayır demeyin İsmail Bey. %100 kar diyorum. İyi düşünün. Zamanında adam 3 kuruşu almış sanal para. Şimdi kanun gibi zengin İsmail Bey. Hadi uşaklar hadi. Ben o işlerini anlamam. Bay bay. Abi kaynak bitti. Denizde kum, bizde kaynak bitmez Şükrü. Yürü. Kemal amcayla buluşmaya gidiyoruz. Gidelim abi. Ben açarım. Anne. Aa, Duygu! Hoş geldin. Hoş buldum. Ay. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş buldum. Gel. Al valizi geçirip dur. Alırım ben. Aa, hayırdır Duygu? Sizi görmeye geldim. Çok iyi yaptın. Gel gel. Ay bir kavga falan etmiş olmayasın sakın kocanla. Yok yemin abla gayet iyi insan. Hiç merak etme. Ay ne bileyim böyle bavulla gelince hani ilk aklıma gelen şey baba evinde ne olur? Hani bu olur yani. Yemin ya sen boş ver onu. Aç mı karnın? Ay yok değil anneciğim. Ha? Hiç değil. Aa olmaz yoldan geldim. Ben sana şimdi küçük bir şey hazırlarım. Tamam tamam hadi hazırlayayım yine. Babam nerede? Tuna çağırdı ona çıktı. Tamam. Gelir birazdan. Onun da haberi yok sürpriz olacak. Ama bir şey söyleyeceğim. Sen böyle hop hop geliyorsun ya ben çok mutlu oluyorum da. Ya kızını bırakıyorsun, kocanı bırakıyorsun. Bari onlar da geleydi, beraber gelseydiniz de görseydi kızcık ufaklığı. Ama bu sefer çok yalnız kalmayacaklar. Çünkü seni bize götürmeye geldim. Nasıl yani? Seni de götüreceğim anne. Yani var ya bir gün deselerdi ki eski karına ve onun müstakbel kocasına yemek pişireceksin. Yani hayatta inanmazdım bir gün. Modernite çağı atladık vallahi yani. İnan ama inan. Hayatta her şey bizim için. Bak Meltem'in başına gelenlere. Tamam Gönül neyse sen de artık şey yapma fazla ya. Maluk çıktı bir hava alır bir şey yapar. Yani toparlar kendini artık haber bekleyeceğiz. Yani yapılacak bir şey yok. Çocuklar geldik galiba ne olursun çaktırma birazcık sakin ol. Biz geldik. Hoş geldiniz. Ay hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Annemler gelmedi mi daha? Yok kızım gelmediler. Akşam yemeğe gelecekler. Telefon ettim ben akşam yemeğe çağırdım. Vay akşam yemeği. Biraz şenlikli geçecek desenize. Ay Orçun. Hadi gidin odanıza bir önce elinizi yüzünüzü falan yıkayın canım. Anne bir dur bir nefes alalım ya. Ha bu arada hiç kusura bakmayın ben bu akşam ödev falan yapamam. Annem ve müstakbel kocası yemeğe geliyor. Yani birazcık psikolojim bozuk. Depresyona girme hakkımı kullanmak istiyorum. Şimdi başlarım senin depresyonuna da bilmem ne. Ne giriyormuşsun sen? Deli mi ne ya? Bir depresyon gireceğim diyor Gönül ya. Aa! Ben üstümü değiştireyim de yardım edin bari oğlum. Ben de gidiyorum. Hadi canım. Hatice, yeter artık. Kapat şunu, kafam şişti. Gay 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 gay. Klasik müzik dinleyip meditasyon yapıyorum Kadriye anne. Akıl sağlığını korumak için klasik müzik çok önemliymiş. Bu tutum için bunu yapmak zorundayım, üzgünüm. Allah'ım sen bana akıl fikir ver ya Rabbim, sabır ver. Umarım bu tutum onun için yaptığım bu iyilikleri asla unutmaz. Hay inşallah unutur, inşallah. Kendisine soralım istersen. Potito, unutur musun? Unutmam anneciğim, unutmam. Sus, Potito sus, Allah rızası. Bir de Potito. Gördün mü, unutmazmış Kadriye anne. Aşkım benim ya, annesinin aşkı ya. Tamam, ben devam ediyorum. Kusura bakma ama gelemem yani, bu aralar mümkün değil. Anne lütfen. Ya sana da kısa bir tatil olur. Babam da gelir. Ya sizi ayırmayacağım merak etme. Hadi yarın ilk uçakla gidelim. Aa olmaz. Yarın benim çok önemli bir işim var. Mümkün değil. Tamam öbür gün gidelim. Duygucuğum ya ne olur anlayışla karşıla yani. Bu ara hiç öyle seyahat edesim falan yok benim. Ya anne ya 40 yılın başı bir şey istedim senden. Hem Maviş'i de görmüş olursun. Belki de sizi çok özledi. Ya merak ediyor hem. Hadi gidelim. Evet Duygucuğum hadi bakalım. Ya yemeğini şöyle koydum.
Emine abla, sen hiç yurt dışına çıktın mı? Vallahi Duygucuğum, ben sadece bizim evden köye kadar gidebildim. Harika. Sana da vize çıkartıyoruz, sen de bizimle geliyorsun. Aa, Duygu nereye gidiyoruz? Dur, bir yere gitmiyoruz. Duygu, ne oluyor böyle bir telaş, bir ısrar, bir acele, bir şey? Evet anne, ısrar ediyorum. Duygucuğum, bak şunu söyleyeyim. Dünyadaki tüm ülkeler bana vize verir ama konsolos Hüseyin asla vermez. Verir verir, merak etme. Ben onunla konuşurum. Bak anneciğim, hep birlikte böyle tatil yapacağız. Hem Emine abla da ilk kez yurt dışına çıkmış olacak. Ay, çok heyecanlandım ya. İlk kez uçağa bineceğim ben ya. Uçağım. Tolga, bu iftirayı sana kesin Tutku attı. Aynı bana attığı gibi. Ya onun düzeldiğini düşünmekle çok hata etmişiz ya. Tutku'ya bak sen ya. Kim bu Tutku? Ya boş ver Evrencim, bir de sen bulaşma ya. Ya İrem, ne yapacağız şimdi ya? Bak abicim, önce sakin olacağız. Neden? Senin o tarihte, o saatte şirkette olmadığın kamera kayıtlarından belli değil mi? Evet. Bunu kanıtlarız. Üstelik ne kadar taklit ederlerse etsinler, senin imzan senin imzandır abicim. Bunu da kanıtlarız. Benim adliyeti uzmanı arkadaşlarım var ya. Herkesi tanırım İremciğim ya. Bir çevrem var görsen. Bu iş bende. Ben halledeceğim onu. Evren doğru söylüyor. Vallahi aslında haklısın. Ya ben gideyim o zaman, kamera kayıtlarını çıkarttırayım. Oradan çözeriz işi. Evet. Ben nasıl düşünemedim bunu ya? Ya ama... Ya İrem, düştüğümüz hale bak ya. Yani bugün İsmail Bey resmen sana suçlu muamelesi yaptı. Bana da senin işbirlikçin muamelesi yaptı. Ya acayip sinirlendim ha. Sinirlenme, sinirlenme Tolganzo. Siz içinizi ferah tutun. Abi adam nasıl olsa belgeleri isteyecek. O belgelerin üstünde de tarih var, saat var, kamera kayıtları da var. Kurtulacaksınız. Ya içimizi çok rahatlattın. Teşekkür ederiz. Ne zaman istersen içini rahatlatırım İrem. Arttı, arttı Yakup abi, arttı. Kalk Necu abi, kalk. Güzel enerji. Aylak bulamadığımız zaman paralar elimizden uçup gidiyor Şükrü. Selam aleyküm. Aleyküm selam. Merhabalar. Aleyküm selam Kemal amca. Hoş geldin Kemal amca. Ver şu mübarek elini öpeyim. Ya gerek yok Hüseyin ya. Olur mu? Biz büyüklerimizden böyle gördük Kemal amca. Kemal amcama az şekerli bir kahve çek Yakup. Kemal amca, kaç kurtar kendini. Hayırdır ya? Hoş geldin. Hoş bulduk. Hay hay. Dolmalar da tamam. Ha, şöyle koyalım. İçi kızım, onu da koy bir yere. Aferin benim canım kızıma be. Kaç çeşit yemek yaptık yalnız, farkında mısın ha? Süper oldu vallahi. Bence de. Sana bir şey söyleyeyim mi? Sen tam babana çekmişsin ha. Bak yemek konusunda sen de çok başarılısın. Aynı babasının kızı. Aferin benim kızıma. Ne güzel şeyler pişirdik be. Değil mi Gönül? Ay Tuna, çok abartmışsın ama ben de bir şeyler yaptım. Bu ne böyle? Olsun Gönül, olsun. Olsun. Olabildiğince güzel olacak yani her şey. Yani geldiği zaman böyle biraz şaşırsınlar istiyorum böyle. Mahcup olsunlar istiyorum. Yani gördükleri zaman böyle heyecanlansınlar istiyorum Gönül. Ne planlar ne planlar. 40 yıl düşünsem aklıma gelmez yani. Olsun canım, ne olursa olsun yani. Sonuçta Özlem benim eski karım. Şimdi buraya müstakbel eşiyle geliyor. Hı. Diyecekler ki bak, bu kocası bana, eski kocası nasıl kötü davrandı. Bak böyle, ama ben onları şaşırtacağım. Ne yapacağım? Onlara farklı bir muamele göstereceğim. Yani dolayısıyla benim de böyle yapmam gerekiyor. Niye? Çünkü ben asil bir adamım da ondan. Babacığım, haykasın baba. Şey, ben fırını açamıyorum. Kötü kokular geliyor. Baksın, ben bakıyorum. Ben gayet temiz çalışırım Gönül. Ben temiz çalışırım yani. Benim şeyim olmaz. Bakacağız. Ne diyorsun baba? Sence sevecek miyiz annemin müstakbel eşini? Severiz, severiz kızım ya. Ne yapalım? Sevmemiz gerekiyor. Yani doğrusu da bu. Yani sevmezsek... Ama bir göreceğiz tabii. Görmeden de bir şey söylemek de mümkün değil yani. Bilmiyorum. Bence bu sefer de olmadı. Ya ben zaten annem evlensin hiç istemiyorum yani. Olur mu ama ya? Yapma Merve. Yani annen de bir yuva kurması gerekiyor. Onun da mutlu olması gerekiyor. Neyse, inşallah iyi biridir de bari evlenir bu sefer. Ha? İnşallah Cetmek Kemal aşık olmamıştır. Biraz ekşisi fazla mı oldu? Ha? Bilmiyorum. Ya İrem. Ya ben sana bu çocuğa güven olmaz, tekin bir çocuk değil, bununla görüşme demedim mi ya? Sen niye takılıyorsun hala bununla? Ay çünkü Evren'le çok eğleniyorum Tolga. Ayrıca senin de bu fikrine hiç katılmıyorum yani. Nereden çıkarıyorsun bunları? Nereden mi çıkartıyorum? Evet. Ya ben bu çocuğu yıllardır tanıyorum. Bak bu çocuk bugün İrem'le, yarın Selin'le, öteki gün Demet'le. Yani sevdidir bu çocuk. Hı-hı. Vallahi bak, tek çiçekle böyle bağırı getirmez. Hı-hı. Hiç öyle bir çocuk değil, uydurma. Nasıl değil ya? Tolganzo.
Senin işi hallettim. Postaneye bile gitmene gerek yok abi. Onlar sana mail atacaklar. Üzerinde saat, tarih, her şey var. Bir de sen imzanın bir fotoğrafını gönder bana. Gerçi gerek yok. Kamera kayıtlarından her şey nasıl olsa ortaya çıkacak. Siz de kurtulacaksınız. Çok teşekkür ederiz sana Evren. Ne demek İrem? Ben şu telefonu bir şarja takayım. Geliyorum. Ayıp sana yani. Bak çocuk senin işini halletti. Bir de neler sallıyorsun arkasında. O başka, o başka ya. Ne kadar iyi değil mi? Anana muz. Have are you? Nasılsınız? Hello. Ay aman hello'ymuş ya. Bunu biliyoruz artık zaten yani. Emine ne yapıyorsun? Şey Meltem Hanım hani İngilizce öğrenmeye çalışıyorum. Duygu'yla gideceğiz ya. Ben varım Emine ablacığım merak etme sen. Aa, olmaz Duygucuğum. Yani benim domuz eti yemeyecek kadar İngilizceyi öğrenmem lazım. Allah korusun. Ya yersem? Yemezsin. Biz nasıl yaşıyoruz? Merak etme sen. Birkaç gün idare edersin. Peki ya kaybolursam? İz bilmem, yol bilmem. Allah korusun yani böyle... Bak dedektif Hüseyin bile bulamaz vallahi beni ha. Sana söz ben seni hiç bırakmayacağım. Pardon siz ne yapıyorsunuz? Gideceğiz ya. Bize gidiyoruz yani. Ya gezmeye ama meraklıymışsın Emine ya. Ya anne ya lütfen. Bak Emine abla da çok heveslendi. Gidelim. Bak şöyle yapalım. Tamam size söz. Yani mümkün olan en yakın zamanda böyle hep beraber bir tatile gideceğiz. Ailecek süper vakit geçireceğiz değil mi? Ama şimdi değil. Yani. O zamana kadar ben hem İngilizceye de sökmüş olurum bir güzel. Benim şeylerim var, çamaşırlarım var. Gideyim onu asayım bari. Okey. Ya anne, şimdi gitsek. Ay Duygu. Her şeyin çözüme kavuştuğuna göre artık sinemaya gidebiliriz değil mi İrem Hanım? Tabii ki gidebiliriz. Sen de gelsene Tolga istersen. Sinemaya mı gidiyorsunuz? Evet. Yok, ben hiç havamda değilim. Yani seni de anlamıyorum hiç İrem. Ya daha bu olay bir çözüme kavuşmadı. Ne kadar zamanda bir işsizsin. Oo, rahatlığa bak vallahi. Oturup her gün buna mı ağlayayım Tolga? Hayat geçiyor. Evet Tolganzo. Sen de birazcık hayata karış. Eğlenmene bak abi. Nasıl olsa çözülecek. Evet. Ben gelmem sinemaya falan ya. Hesabı alabilir miyiz? Hallettim ben, hallettim. Sen başla. Allah Allah. Dur. Şimdi senin paran yok. İşsin. Ne yok? Var benim param ya. Tamam da oğlum. Erkek adamsın. Cebinde bulunsun. Ya tamam. Oğlum bir gitsene. Islamasın tamam, ne? Tamam. Rahat konuşma hadi. Hazır mıyız? Hazırım. Boyattım ben. Görüşürüz. Ya sinemaya gidiyorlar ya. Oh. Size ne kadar para lazım gençler? Gönlünden ne koparsa Kemal amca. Ne kadar çok koparsa o kadar çok kazanırız Kemal amca. Yapaya. Sizin bu işten karınız ne olacak? Asıl senin karın olacak Kemal amca. Gecede bir koyup beş alacaksın. Biz sadece senin paranı işlettiğimiz, bilgisayar başında beklediğimiz için bir miktar komisyon alacağız. Şimdiden Ayvalık'ta yazlık bakabiliyorsun Kemal amca. Hadi ya. Bahçeli alır, eker biçersin Kemal amca. Yani bir gecede yüksek kar diyorsunuz. Ayvalık'ta yazdım diyorum Kemal amca. Çocuklar vallahi bravo ya. Sizi takdir ettim ya. Bu ekonomik gelişmeleri bayağı takip ediyorsunuz. Çok iyi düşünmüşsünüz. Şimdi benim bankada bir miktar param var. Onun bir kısmını sizin bu sanal paraya yatırabiliriz. Gerçek bir yatırımcısın Kemal amca. Paranın kokusunu alıyorsun. Paranın kokusunu almak Kemal amcanın işi. Çocuklar o zaman bana müsaade. Ben bankaya gideyim. Hesabınıza havale yapayım parayı. Tamam Kemal amca. Hadi hoşça kalın bakalım. Güle güle Kemal amca. Hoşça kalın. Oldu bu iş. Yiğido. Birazdan hazırlan geliyoruz. Ben hazırım abi. Sizi bekliyorum. Isıtmasayın Şükrü. Güle ben hazırım. Sen de hazır mısın hayatım? Hazırım canım işte daha ne olsun. Yeter de artar bile çok şey yaptın. Yok canım öyle deme. Yani de olsun. Gelsinler yesinler. Ben mutfağa girince elim ayırık kaçıyor. Kendimi kaptırıyorum yapıyorum ama güzel oldu bence güzel oldu. Sen evet, de eksik olma yardımın için. Sen bir tanesin hayatımın için. Ben, çok evet. Teşekkür ederim sana. Tamam. Sağ ol. Ya, çok, çok naziksin gerçekten. Annem vardı şimdi gelmiş. Öyle mi? Gelmiş evet. Hadi bakalım. Çok teşekkür ederim gerçekten. Yani beni evet, çok mahcup ediyorsun gönül gerçekten. Aşk olsun Merveciğim niye teşekkür ediyorsun? Sen mutlu ol yeter yani.
Ay olacak mıyım da bilmiyorum ki. Ya bir de zaten Nevzat elbisesi seçememiştik. Bir de düğün elbisesi çıktı. Çok zamansız oldu yani. Hadi, geldi. Hadi aç. Açıyorum. Hazır mısın baba? Bakayım ama. Anneciğim, hoş geldin. Oh, bebeğim. Çok güzel kızım. Hoş buldum. Neyse. Merhaba canım. Hoş geldin Özlem. Hoş bulduk Gönül Hanım. Özlem. Sertaç Bey nerede? Ay sorma. Trafikte kalmış, direkt buraya gelecek. Halbuki metroya binse 2 dakikada burada binemiyor zavallı. Neden? Şimdi metro durunca insanlar kapısına yanaşıp böyle doluşuyorlarmış ya. Eşim Sertaç da böyle aklına geleni tutamayan biri. Çok doğrucu. E tabii sıraya girin falan filan deyince hadi kavga çıkıyor. Tamam o zaman şey yaparız. Bekleriz gelince Sertaç Bey o zaman. Bebeğim gel, çok özledim. Ah güzel kızım. Şey yapalım. Şey yapalım. Sen istersen böyle şey yap, ben öyle geçeyim ya da böyle geçeyim. Güzel kızım. Nasılsın Özlem? Oh. Ay pardon, iyiyim. Bebeğim. Anneciğim. Hı. Akşama hünkâr beğendi yapar mısın? Aa yaparım tabii, hiç yapmaz olur muyum? Dur. Emine! Emine! Hem Meltem Hanım. Ya Duygu hünkâr beğendi istiyor. Evde etle patlıcan var mı? Aa yok Meltem Hanım ya. Yarın pazar kuruluyor ya, oradan taze taze alırım diye düşündüm. İsterseniz gideyim alayım geleyim. Yok yok, sen dur, ben giderim. Zaten bugün yürüyüş de yapmadım, iyi olur. Süper, ben de geleyim. Hem birlikte alışveriş de yaparız. Olur hadi. Ceketimi alıp geliyorum. Tamam. Ben hazırım zaten. Sürpriz! Baba! Güzel kızım. Ne haber? İyiyim, sen nasılsın? Vallahi Tuna ve Gönül'den daha fazla gelir oldun sen ha. Ne gideyim ben baba? Saçmalama olur böyle şey. Mavişi de getirseydin, ha hep beraber burada yaşardık. Tamam tamam, kocan da gelebilir. Ya baba, biz alışverişe gidiyoruz Haluk. Neye? Ya Duygu'nun canı hünkâr beğendi çekti. Alışverişe bak geleceğiz. Hadi al ceketini, al ceketini hadi. Sen bir şey istiyor musun? Yok, bol etli olsun. Bol et, et al yani. Tamam, alırım, alırım. Sen iyi misin? İyiyim. Sen iyi misin? İyiyim, iyiyim. Ben iyiyim. Ya baba, ben siz gelin istedim ama annem istemiyorum. Ha, geliriz biz. Geliriz. Geliriz. Hadi, hadi, hadi uzatma. Hadi görüşürüz. Hadi. Biz fazla geç kalmayız. Tamam. İşte size bu paradan aldık abi. Sürekli takip edebiliyorsunuz bu butondan. İndiğini, çıktığını, kar, zarar hepsini gösteriyor. Dilediğiniz zaman da paraya çevirip hemen çıkabiliyorsunuz. Kârda mıyız? Az da olsa arttı. Arttı mı? Potato, yavrum. Bereketiyle geliyor abi. Allah! Durun abi, düştü şimdi. Düştü mü? Sabırlı olmak lazım abi. İnip çıkar, düşer. Ya oynama Şükrü. Düşse geçti. Düşse mi geçti? Düştü mü? Yavrum. Potitom. Abi, çıkalım. Alalım paramızı. Durun abi, daha bir dakika olmadı. İnip çıkar, sakin olmak lazım. Sinirlerini bozma Şükrü, ağlama. Sinirsiz de bozma. Abi. Çıkalım, ne olur alın paramızı. Yiğit ol, bozdur. Hüseyin abi. Bekle Şükrü, sabır bizim işimiz. Tamam abi. Bebeğim, Sertaç tanıdığın zaman çok seveceksin. Böyle çok tatlı biri, yakışıklı, dürüst, çok açık sözlü. Hatta böyle çok fazla açık sözlü diyebilirim. Özlemciğim, senin yani kararlarına karışmak istemem ama umarım öncekiler gibi değildir. Yok değil Şükür. Sana hiç benzemiyor. Ben susayım doğru. Ben kötü olurum. Susayım. Yani şimdi eşiniz olacak kişi Merve ile de iletişim halinde olacağı için biz de tanıyalım istedik. Yoksa ayağınız alışmasın yani. Merak etmeyin Gönül Hanım. Ayağım alışmaz. Ben kızım için her şeyin en iyisini isterim. Zira ayaklarımı zor ikna ettim ben buraya gelmek için. Kızım için geldim ben sadece. Öf tamam, neyse. Nerede kaldı bu Sertaç Bey? Gelecek, merak etme. Kızım, ben insan sarrafıyım. Onu bir görüşte anladım.
Ayrıca ben hem kendim hem senin için en doğru kararı verebilirim. Ay. Ah şansa bak. Ne oldu Özlem? Sertaç'ın lastiği patlamış. Haklısın, taksiye gelsin. Taksiye binemez. Şoförle tartışıyor. Neden? Ayol şimdi dürüst ya bu. Açık sözlü tabii. Bir şey söylüyor adama. Hadi kavga çıkıyor. Hoş geldin Kemal amca. Hoş bulduk Emine. Nasılsın? Sağ olun. Merhaba baba. Merhaba damat. Ne haber? İyi, iyi. Gayet iyi. Dakika ve skor. Duygu geldi, birlikte alışverişe gittiler, iyi yani. Aa, iyi. Duygu ya. Geldiğine göre gayet güzel. Yine geniş bir aile olduk. Damat, akşam şöyle güzel bir yemek yiyelim. Kızım da bu dertlerden kurtulur. O sever böyle bir geniş masaları. Doğru, doğru. Akşam yemekte ne var? Hünkar beğendi. E, Hünkar beğendiyse biz haydaydı beğeniriz. Baba, İstersen Meltem geldiğinde bu esprileri yapmayalım. Hazır böyle biraz düzelmişken tekrar sinirlendirmeyelim ha. Bu da şakaydı canım. Ay canım benim ya. Baba ben bayağı yoğun bir gün geçirdim. Müsaade edersen bir duş alayım geleyim. Sana ayıp olmaz değil mi? Yok canım olur mu öyle şey ya? Sen tabii rahatına bak. Ben bakıyorum damat, merak etme. Hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Rahatsız etmiyorum inşallah. Estağfurullah, buyur hayatım. Haluk Bey'e imzalatmam gereken belgeler vardı da. Onun için geldim aslında. Ama iyi ki sizi de gördüm, çok iyi oldu. Size süper bir haberim var. Hayırdır inşallah. Hazır mısınız? Hazırım. Osman amcanın telefonunu ve adresini buldum. Ah! Ne diyorsun? Evet. Ya harikasın sen Tutku ya. Bravo Oğlum burada kabuklu yemiş yemek yasak. Çıkık yapma ya. Çay yap. İyido. Ne durumdayız? Şu anda gayet iyi durumdayız Şükrü abi. Gördüğün üzere %2 oranında artış göstermişsiniz abi. Yani son dönemde bir düşmeler olmuş ama... Olsun. Kardan zarar ettik. Sen gözünü seveyim sakin ol. Her şey kontrol altında abi. Kardan zarar etmişiz Şükrü. Sakin ol oğlum. Oh çok şükür. Ben de ana paramıza bir şey oldu sandım. Ay böreği tuzlu yapmışsın Tuna. Hiç ayarın yoktur zaten tuz konusunda. Börek mi tuzlu? Nasıl tuz canım? Gayet güzel. Hı-hı. Ben az tuz koydum. Allah! Peynir mi tuzluydu acaba? Gülün sen beğendim dedin. Bence çok kıvamında. Bence de. Kıvamında. Sarmalar da yamuk yumuk dizilmiş. Bunlar mı yamuk yumuk dizil? Ay sen de bir gram ilerleme yok. Bir gram. Özel önüne gelir misin lütfen? Ben o dolmaları küçük parmağım kalınlığında sardım hepsini. Ve gayet de düzgün duruyorlar. Neresi yamuk yumuk? Ay bunların? Tamam uzatma. Uzayacak mı dolma mevzu? O zaman şöyle mi dolmama bir şey yani? Sus. Kızımla beraber sardık ayrıca. Sus. Niye susuyorum? Sus. Ay tamam. Nerede kaldı bu Sertaç Bey, arasana. Arayayım yavrum. Alo Sertaç, neredesin hayatım? Ne? Ay gelemiyor musun? Tamam, tamam. Tamam, sakin ol. Konum at, ben gelip alıyorum hemen. Ne oldu ya? Ay, park edememiş, biriyle kavga etmiş. Gitmiş uzağa park etmiş, gel beni al diyor. Niye kavga ediyorsun? Ayol şimdi o düşündüğünü söylüyor ya. E tabii dürüst yalan söyleyemiyor. Hep doğruluktan çekil. Çekil gideyim alayım geleyim. Şuna bir şey al. Alacağım. Alacağım tabii, geleyim mi ben de? Gelme, istemez. Yani gelmeyeyim, ay. Bence de gelmeyeyim. Hep doğruluktan bekleyin beni. Of ya ben bu adamı daha tanımadan hiç sevmedim yani. Dur bakalım şimdi önceden şey yapma. Yani baştan böyle bir şey yapmamak lazım. Hani paçayı görmeden dereyi yani dereyi görmeden paçayı... Ben de çok umutlu değilim ama neyse. Aa Tutku senin ne işin var burada? Haluk Bey bazı evraklar vardı size imzalatmam gereken. Tolga olmayınca ben geldim. Meltem Hanım'ın çıkışını bekledim merak etmeyin. Damat! Bu Tutku var ya. Cin gibi cin. Ufak bir işim düştü kaşla göz arasında halletmiş ya. Ne demek Kemal amca? Yani sizi böyle mutlu görmek ömre bedel. Al canım. Al bakalım. Hadi sen git. Ha Tutku.
Hünkar beğendi, sever misin? Yani hünkar beğenmiş. Ben mi beğenmeyeceğim? Oo, çok güzel. Bak aynı espri damat. Vallahi bu kız var ya, hem zeki hem akıllı, bravo. Fark ettim. Neyse, ben gideyim artık. Olur mu kızım öyle hemen gitmek ya? Yemeğe kal. Baba, hemen gitmesi lazımmış. Eve gitmesi lazımmış. O zaman bu buraya kadar geldim. Bir kahve, çay, bir şey iç canım. Tamam. Damat, bu benim arkadaşımı buldu ya, okul arkadaşımı. Ya Osman'a nasıl ulaştın? Onu bir anlat bakalım her şeyden evvel. Damat, Osman'a yıllardır ulaşamıyordum biliyor musun? Bu kız akıllı. Kaşla göz arasında hemen ulaştı ya. Tamam Meltem Hanım. Ha, gelirken süt alın, tamam mı? Unutmayın. Aldınız mı? Tamam o zaman, tamam. Hadi görüşürüz. Neredelermiş? Geliyorlarmış. Birazdan. Ha. Tutku, acaba diyorum sen gitsen mi artık? Tabii canım, yani ezan okunmadan biz evimizde olurduk eskiden. Şimdiki zamane kızları maşallah evlerinin yolunu bilmiyorlar. Neyse Haluk Bey, ben gideyim artık. Kemal amcacığım çok iyi bakın kendinize. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Ya bir dakika Tutku, olur mu öyle şey? Akşam yemeği yiyeceğiz ya. Başka zaman yeriz ya, borcunuz olsun. Olur mu? Ha? Bir dahaki sefere. Olur, tamam peki, öyle olsun. Ne oluyor damat? Biz geldik. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ay ne kadar çok şey yapmışsınız öyle. O kadar çok şey özlemişim ki ne gördüysem aldım. İyi yapmışsın, iyi yapmışsın. Hadi geçin. Yok yok, ben hemen... şu ceketler. Hemen gideceğim, etleri kavurmaya başlayacağım, ancak pişer. Ha, biraz gel otur, biraz böyle beraber bir oturalım, sonra yaparsın, hadi gel. Olmaz Haluk'cum, yani kızım bu kadar zamandan sonra gelmiş, benden hünkâr beğendi istemiş, ben de gideceğim, yapacağım işte. Anladım. Yok, yaparsın da böyle ne bileyim, gel böyle oturalım hep beraber. Bak ailece, babam burada, kızımız burada, Emine burada, böyle bir oturalım dedim böyle bir hani. Haluk'cum otururuz zaten ama önce gideyim şu etleri bir koyayım, pişmeye başlasın ki yemek yetişsin. Meltem Hanım, ben böyle başlarım, siz böyle arkadan gelir bakarsınız. Süper, harika. Ama bak ben pişireceğim, yani kendi ellerimle yapacağım. Çocuğum bu kadar zaman sonra benden istemiş, yani hünkâr beğendi. Tamam, sen yaparsın. Hadi sen yap. Sen koy, su filan eklemiyorsun ha, öyle olduğu gibi başla. Tabii, ya, yapar o. O halleder. Sen de şöyle gidip içeride üstünü değiştir böyle rahatla. Hani o yüzden hani. Niye üstümü değiştireyim ya? Biz bize işte. Ne var kıyafetimde? Ben rahatım böyle. Değil mi? Kötü mü bak ya? Oo, hayır, gayet güzel hayatım. Herkesi kandırabilirsin ama beni asla. Ne demek istediğinizi anlamıyorum. Bana bak. Elimden bir kaza çıkmadan git buradan, tamam mı? Haluk Bey mutfaktan çıkma dedi. Sen işine baksana. Sana mı soracağım? Süslü kokona. Allah'ım sabır ya. Ay şunu bir şey soracağım. Benden uzak bir yerde yapabilir misin lütfen? Neden? Limondan hoşlanmıyor musun yoksa? Ay Demir Hanım lütfen şunu çekin, başka bir yerde yapın ya. Ay. Bak şimdi, bak. Tamam bir dakika, ya içim bir uç oluyor. Allah aşkına lütfen çekilir misiniz? Yalayınca da mı hoşlanmıyorsun ha? Çok çekilir. Yalayınca da mı? Bak. Ya manyak mısın? Hah, geldi. Vallahi ben çok merak ediyorum bu adamı. Aman, birazdan merakınız gidecek işte. Ne yapayım hayatım? Ya yalan mı söyleyeyim? Ben söylemesem aynı tas, aynı hamam devam edecek. Ya tamam da herkesle her dakika kavga edilmez ki. Gelin buraya. Merhaba Serdar Bey, ben Tuna. Merve'nin babası. Benim bu yani kızım Merve. Oğlum benim Orçun. Bu da merhaba, eşim ben de Gülür. Hoş merhaba geldiniz. Efendim. Ayakta kaldınız, buyurun. Şey kusura yapmayın. Bakmayın, biraz geç kaldık. Fark etmez, önemli değil. Siz şey yapalım. Direkt şey mi yapsak acaba Gülür? Oturun. Evet, şöyle yapalım. Ben de yavaşça. Lütfen hadi şey yapın. Nasılsınız Sertaç Bey, iyi misiniz? Çocuklar tanıştınız, herkes tanıştı değil mi? Tanıştı. Tuna Bey, bakar mısınız?
Bizde kellik başlangıcı var. Bakın yandan yandan açılmaya başlamış. Yok, bir şey yok canım. Çok diye söylenir mi yüzüne? Ya yalan mı söyleyeyim Özlem? Bak yandan açılmış. Hiç merak etmeyin, size süper bir ilaç önereceğim. Tuna, hani ben söylemiştim ya böyle Sertaç aklına hiçbir şeyi tutamaz. Çok dürüsttür, açık sözlüdür diye. Öyle yani. Yükseliyor Hüseyin abi. Yükseliyor Şükrü. Yükseliyor Yakup. Bana ne Şükrü? İkiye katlandı Hüseyin abi. Allah, ikiye katlanmış. Otur Şükrü, otur. Madem ikiye katlandı, bozduralım. Hemen çıkalım abi. Olur mu Şükrü? Bozdurma. Ben genç tatlıya basmam. Beşe katlayacak o. Tamam abi. Lan oğlum, açgözlülük yapmayın. Bozdurun işte. Bozdurmuyoruz oğlum. Hissediyorum. Yükselecek. Ben bozduruyorum Hüseyin abi. Yeterince iyi noktaya geldi param. Sen bozdur Yiğido. Ama ben bozdurmuyorum. Altın yumurtlayan tavuğu kesmem. Gıt 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 gıdak. Gıt gıt gıdak. Ben bozdurdum abi. Sizin paranız duruyor. Başka Meltem? Başka derken? Haluk zaten markete gittik geldik. Ne olmuş olabilir ki yani? İşte o kadar bir şey oldu değil mi? Ben şu etlere bakayım. Artık onlar kavrulmuş. Dur. Gitme. Duygu kızım hadi sen şey yap. Başta oturalım. Baba ben anlamam ki Hünkar Beğendi'den. Halukcuğum Duygu ne anlasın Hünkar Beğendi yapmaktan? Ayrıca ben yapacağım dedim. Aa bıraksana ya. Dur. Ya şöyle yanımda ol istiyorum. Böyle ayrılma istiyorum. Hayır canım. O yüzden böyle hani. Tamam ben bakıp geleceğim Ete sadece. Tamam böyle bir otur. Baba sen gününü anlatıyordun. Bir nasıl geçti günün? Ya sorma. Kızım bugün öyle bir şey oldu ki vallahi ben bile şaşırdım biliyor musun? Bizim mektepten benim arkadaşım var Osman. Uzun zamandır göremiyorum. Telefonuna ulaşamıyorum. Telefonu değişmiş. Bir türlü de bulamadım. Ha. Ama bugün... Haluk baba. Haluk Haluk ne yapsın? Baba. Haluk. Tamam oldu. Sus. Dur. Evet. İyiyim. Tamam, ben bir su getireyim. Yok sen otur yanımdan ayrılma. Ben getireyim. Lütfen, bir fena oldu. Tamam. Evet kızım bir kötü oldu. Ne oldu sana? Yanımdan ayrılma bir. Ay. Ne işin var senin burada? Meltem Hanım'dan saklanıyorum. Ya beni görünce hastalığı depreşiyor tabii. Anlattım ya sana beni önce çılgına dönüyor annen diye. Ne yapayım ben de iş için gelmiştim. Hay Allah neyse iyi yapmışsın. Tamam sen sakın dışarı çıkma ben babama su götüreceğim tamam. Sen de öyle boş boş duracağına yardım etsene bana. Ne istiyorsunuz? Buzdolabından böyle ikinci katında tereyağı var onu getir bana. Tamam. Ay! Ya bilerek yaptın değil mi? Limon. Merveciğim okul nasıl gidiyor? Güzel. Mezuniyet balosu yaklaştıkça da tabii heyecan da artıyor. Burada anne keplerimizi hazırlamışlar. Ay çok heyecanlıyım. Seni keple göreceğim ben. Güzel kız. Bu da yeni moda oldu. Ne zaman mezuniyet olsa mutlaka bir balo olacak, bir kep atılacak. Eskiden sadece üniversiteyi bitirdiğimizde kep atardık. Şimdi anaokulu bitiyor, kep atılıyor. Niye çocuğun hevesini kırıyorsun ki Sertaç? Anaokulu bitince kep atmıyorlar mı Özlem? Yalan mı söyleyeyim? Yalan söyleme tabii, haklısın. Doğru. Gülücüğüm gel bir tane. Gel. Geldim. Oğlum sen geç şöyle. Tuna abinin yanında. Evet. Gönül Hanım, siz oda parfümü mü kullanıyorsunuz salonda? Evet, yeni aldım. Sonunda da fark eden biri oldu yani. Ağır bir koku Gönül Hanım. En son spor çantamda ıslak havlumu unuttuğumda böyle bir koku almıştım. Nacizane tavsiyem hemen değiştirin. Hayır, konuklarınız rahatsız olmasın. Biz yabancı değiliz ama milletin ağzı torba değil ki büzesiniz. Canım böyle insanların yüzüne de söylenmez ki hayatım birden. Ne yapayım Özlem, yalan mı söyleyeyim?
Ondan sonra değiştirmeyecek kokuyu, rezil olacak Gönül Hanım. İster miyiz böyle bir şey? Biz Gönül Hanım'ın iyiliğini isteriz, öyle değil mi? Tabii, iyiliğini isteriz. De, Gönül'e söyleyebilirsin her şeyi. Haklısın hayat. Sertaç Bey, işler nasıl? Vallahi deli kâr ediyoruz bu aralar. Maşallah, maşallah. Hanım, mesleğiniz ne? Yazılımcıyım ben. Application'lar geliştiriyoruz. Sağ olun, siz indiriyorsunuz, biz de para kazanıyoruz. Vay, ben de yazılımcı olmak istiyorum ya. Kodlama eğitimi aldın mı? Yok. O zaman yazılımcı olmaz senden. Çocuklar bu iş Avrupa'da 4 yaşında başlıyor. Ben odama gidiyorum. Oğlum, Sertaç abin şey demek istedi yani. Üzüklü çocuk Sertaç. Yalan mı söyleyeyim Özlem? Geç kalmış çocuk, 15 yaşına gelmiş. Hayır, kariyer hedeflerinde farklı planlamalar yapsın diye söyledim. İyiliği için söyledim, vallahi. Bu da doğru tabii, çok dürüst. İyi de o. Bu borsa kaçta kapanıyor oğlum? Acıktık ya. 24 saat devam ediyor Hüseyin abi. Gece de kontrol edebilirsiniz. İstersen ver telefonunu, ben ayarlayayım. Ayarla. Aman abi, düşse geçtiğini hissederseniz hemen bozdurun. Bozduralım değil mi? Şimdi Şükrü. 7/24 ekran başında olacağız. Bir şey olduğunu hissettiğimiz anda mekanı terk edeceğiz. Bu tamamdır abiler. Şuraları sürekli takip edeceksiniz. Nöbetleşe mi yaparsınız, nasıl yaparsınız bilmem. Bu şekilde hazır abi. Tamam. İlk nöbeti ben devralıyorum o zaman. Anlamadığın bir şey varsa sor Hüseyin abi. Anlamadığın bir şey ne olabilir ki? Basite benziyor. Şu artışları takip edeceğiz değil mi? Evet abi, işte gösterdim. Yeşil olanlar artış değil mi? Aynen öyle. Tamam. Çekiştirmesene. Anneciğim, bana yardım eder misin? Bavulumu yerleştirelim. Ha. Hadi, bavulu yaparız sonra. Benim şu gidip beğendiği yapmam lazım. Etler kavrulmuştu. Bırak hadi. Yok yok, ben babama su getirirken gördüm. Emine abla yapmıştı zaten, yapıyordu. Ne anladım ben bunu? Şimdi Emine'nin yaptığıyla benim yaptığım biri olur mu? Hani ben yapacaktım? Ha, yok, olmaz tabii ama ben Emine ablanın yemeklerini de özledim. Ya sen yarın yaparsın. Ya tamam, Emine'ninkini de... Ya sen gelip bana anne senin hünkâr beğendiğini çok özledim, bana yapar mısın demedin mi? Gittik dedim, o kadar alışverişler şeyler. Dedim, dedim. Berke Mavişim'in videosunu göndermiş. Anne bak ne kadar büyüdü. Ay şuna bak. Ay kızım benim ya. Avucum. Yerim ben onu. Canım. Baba bak bak. Ah kızım benim, şuna bak ya. Maşallah. Avucum. Canım. Ay. Sertaç Bey, beğendiniz mi köfteyi? Tuzlu olmuş. Bana da tuzlu geldi. Ayarsızsın, ayarsız. Niye tuzlu değil canım? Yani belki biber salçası koydum. Köy biber salçası kullanıyoruz. O biraz tuzundan şey olmuş olabilir yani. Suçu salçaya atmayın Tuna Bey. Bayağı kaya tuzu serpilmiş bunun üstüne. Ne kaya tuzu canım? Allah Allah. Birazcık şey yaptım ama. Değirmenden tuz. Ciddi alakası var canım. Çok güzel, çok güzel Tuna. Bence de Gönül. Çok güzel olmuş yani. Evet babacığım, vallahi eline sağlık. Her şey çok lezzetli. Kesinlikle. Özellikle köfte. Tuzu da tam yerinde olmuş yani. Gerçi Gönül Hanım varken bu işlerin size kalması da ayrı konu başlığı. Bakın Sertaç Bey. Benim eşim gayet güzel yemek yapar. Olağanüstüdür yani. Yaptığı yemekleri değil de parmaklarınızı yersiniz. Ama bugün siz geliyorsunuz diye biz özendik. Sadece kızımla beraber mutfağa girdik ve size yemek pişirdik. Pilav çok güzel. Ya lafı değiştirmeni anlayışla karşılıyorum ama dost acı söyler. Bak bu da acı olmuş. Biberi fazla koymuşsun. Lavaş acı olmuş. Hayır, garnitürler. Yeme o zaman. Yavrum. Acısın. Çocuklar acı geldi mi size? Çok, çok güzel. Sen ne yaptın? Ben şu Rus salatasını yaptım. Beğendiniz mi? Olmuş mu? Harika, muhteşem bebeğim. Yeterince iyi değil Merveciğim. Yumurta kokusu alıyor. Sertaç! Ne yapayım, yalan mı söyleyeyim? Altın madeni bulduk anneciğim. Potatomuzun geleceği Hüseyin abimin güvenli ellerinde Hatice'm. Potitom seninle gurur duyuyor kocuş. Değil mi Potitom?
Evet babacığım, seninle boyu duyuyorum. Yavrum bana baba dedi abi. Baba dedi. Hüseyin, bu parayı nereden buldunuz da bu işe girdiniz bakayım siz? Sağ olsunlar, hala bize güvenen insanlar var anneciğim. Kemal amca verdi parayı, Kadriye anne. Aa, Kemal değil mi? Saygılar. Anneciğim. Oh, yiyeyim, yiyeyim, yiyeyim. Başka yok mu kızım? Ay, meçim hiç yani. Ben gideceğim şu yemeğe bir bakacağım. Emine, ne yaptın, halledebildin mi? Hallettim Meltem Hanım, merak etmeyin. İsterseniz bakın tadına. Tutku. Biliyorum, biliyorum. Buradaydı. Ben de gördüm. Haluk Bey, kusura bakmayın. Size iyi akşamlar demeden çıkmak zorunda kaldım. Biraz ani bir çıkış oldu. Meltem Hanım'ın geleceğini duyunca yangın merdiveninden kaçtım. Yeter ki sizin huzurunuz kaçmasın. Ne oluyordu ama? Yok çabuk. Ay, ne yapıyorsunuz siz burada ya? Hadi sofrayı hazırlayalım. Hazırlayalım anneciğim. Emine. Akşam burada olanlar aramızda kalıyor. Meltem'in kulağına hiçbir şekilde gitmeyecek, yoksa fena olur ha. Tamam, merak etmeyin. Ama bir şey diyeceğim, yani ben Oğuz'u hiç sevmedim Haluk Bey ya. Yani hiç sevmedim, hiç sevmedim, hiç sevmedim. İyi tamam, sen sevme. Uçuşunu iptal ettin değil mi hayatım? Sevgililer gününde sürprizim var. Ettim hayatım. Bizim de sevgililer günü için çok güzel bir planımız var. Bilemiyorum ama Tuna, yani durumlar biliyorsun biraz karışık. Olsun yine. Siz evlisiniz ya. Sevgililer gününü ne yapacaksınız? Sevgili olan biziz. O sana ne, isteyen istediği şeyi kutlar. ben evlilik yıl dönümü kutluyor muyum? Ya herkes gününü bilsin. Yani sevgili olan biziz. Herkes üstüne alınmasın. Ne konuşmayayım, konuşmayayım diyorum ama galiba kendimi tutamayacağım. Bakın Sertaç Bey. Bir, sevgililer günü size ait bir şey değil, herkese ait bir şey. İster evli olun, ister nişanlı olun, eğer karınızı seviyorsanız, eğer birlikte olduğunuz insanı seviyorsanız sevgililer gününü her zaman kutlayabilirsiniz. İki, Özlem bu lafım sana. Sen bu adamları nereden buluyorsun Allah aşkına? Ne biçim konuşuyorsun sen? Ama sakin ol lütfen. Benim tersim fenadır gün. Benim tersim ne kadar fenadır sen çok iyi bilirsin değil mi? Burama kadar geldi yani. Yeter. Sürekli bir eleştiri eleştiri. Yok acı biri bilmem nesi fazla. Onun tuzu bilmem ne. Ne oluyoruz ya? Ben sana söylemiştim. Dürüst bir adam demiştim. Dürüst mü? Patavatsızın önde gideni. Ne zamandan beri patavatsızın adı dürüstlük oldu? He? Tamam, tamam. Tamam, Gönül. Burama geldi ya. Yeter. Yok onun bilmem nesi bilmem ne. Ne oluyoruz ya? Sizi gören medeni bir adam zanneder. Paket havalı ama içi bomboş. Sana ne? Sana ne? İster de oluyorsun. Sen kim oluyorsun da bana böyle söylüyorsun? Çok ayıp bir şey. Hayır, bu buluşmayı ben planladım ama iğrenç bir fikirmiş. Çok özür diliyorum hepinizden. Merveciğim. Merve yavrum. Ah çocuğum. Beğendin mi yaptığını? Ben ne yaptım ki? Ne yaptın? Ya Dünya sakin ol. Tamam. Ay, tamam. Sakin. Ay. Sen git Merve'ye bak hadi. Ben de gideyim. Bekle beni. Yürü. Yürü. Gel. Abi yükseliyor. Paramız dörde katlandı. Ne dedim ben sana Şükrü? Ne dedim ben sana? Beşe az kaldı oğlum. Zengin olduk. Aç müziği, aç müziği. Açayım abi. Aç müziği oğlum. Uyarın hanımlar. Uyarın hanımlar. Zengin olduk. Zengin olduk. Ne oluyor be? Ne oluyor? Ne oluyor var mı? Bu işin formülünü bulduk. Para su gibi akacak. Ekmeğimizi kripto paradan çıkardık. Oh! Yandan. Yapıştır. Yapıştır Şükrü, yapıştır. Oh! Allah! Kalk. Neydi kanka? Şükrü. Şükrü. Uyan. Nöbet sırası sende oğlum. Ne durumdayız abi? Durum stabil. Stabil mi? Geç. Oh, çok şükür. Al şunu, al.
Şükrü! Şükrü! Oğlum, görev başında uyuyakalmışsın. İçim geçmiş abi. Şimdi geçti. Ben sana bir geçireceğim. Bana bak. Bunun şansı bitmiş. Şansım bitmiş. Kaç şunu şansa. Tamam abi. Günaydın baba. Günaydın yavrum. Günaydın enişte. Günaydın Kadriye anne. Ne oldu? Abi açılmıyor. Bana bak, hazırlan hemen. Hazırlan, kahveye gidiyoruz. Yiğidon'un ekranı açacağız. Oradan dalgalanmaları takip edeceğiz çabuk. Gidelim. Bugün bir zengin uyandım. Bir zengin uyandım. Sorma abi. Sorma Şükrü. Aynı dert bende de var. O zaman gidelim. Hadi çabuk. Ben bir çay koyayım bari. Ay sanki böyle kabus gördüm biliyor musun? Kızım sen böyle sahanda yumurta yapmaya devam edersen ben seni hiçbir yere göndermem ona göre. Sen iste babam, ben hep gelip hazırlarım. Vallahi ellerine sağlık Duygucuğum, süper bir kahvaltı. Ne yapacaksınız bugün? Kızımla beraber güzelce gezeceğiz, sen de işe gideceksin. İş bekleyebilir. Ben de sizinle geleceğim. Saçmalama, iş falan bekleyemez. Sen işe gidiyorsun, biz anne kız baş başa olacağız ya. Evet ya, baba sen işe git, biz annemle baş başa vakit geçirelim. Annemi bana bırakır mısın lütfen? Haber var mı bizimkilerin bu kadar düştüğünden? Yani inşallah gece bozdurmuşlardır Yakup abi. Hazır düşmüşken ben yine alacağım şimdi. Oğlum sen de bırak bu işleri. Tamam Yakup abi, bu son. Sen bana bir şey söyleyecektin. Söyleyeceğim. Ama onların gitmesini bekledim. Hadi gittiler. Şimdi bak, bu söyleyeceklerim aramızda kalacak. İkimizden başka hiç kimse bilmeyecek. Tamam, ben söylemem. Şimdi dinle bak. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Artık simite elveda, pastırmaya, somun ekmeğine merhaba arkadaşlar. Bugün pastırma olur, yarın kavurma. Çıtayı düşürmemek lazım. Oğlum siz takip etmiyor musunuz kripto borsasını? Şansımız bitti Yakup. O zaman ben size birer soğuk su vereyim. Ne soğuk suyu Yakup? Hepimize sıkma portakal suyu ver. Çay bu saatten sonra dokunur bize. Ya Yiğido, üzüldün değil mi oğlum, bozuldum diye? Ben dedim oğlum sana, altın yumurtlayan tavuğu kesme diye. Keriz, biraz yüksel diye hemen bozdurdu. Günaydın. Günaydın Haluk Bey, hoş geldiniz. Ne oldu? Dün yangın merdiveninden apar topar kaçarken oldu. Açıkçası yangın merdiveniniz pek konforlu değil. Umarım kullanmak zorunda kalmazsınız. Çok acıyor mu? Yani biraz. Film falan çektirelim mi? Yok, gerek yok Haluk Bey. Zaten ben dün eve gider gitmez hemen buz koydum. Yani hemen iyileşir diye tahmin ediyorum. Neyse, siz beni boş verin. Siz nasılsınız? Ne yaptınız dün? İyi. Bir problem yok. Sağ ol. Ya Haluk Bey, benim için en önemlisi sizin mutluluğunuz. Yani daha önce de söyledim, benim için siz önemlisiniz. Sağ ol, sağ ol. Teşekkür ederim. Sen de önemlisin. Ay vallahi çatlayacağım, söyle artık. Söylüyorum, hazır mısın? Hazırım. Tamam o zaman. Ben evlenmek istiyorum. Hayda. Ne? Evlenmek mi? Evet. Evet Hatçı, evlenmek istiyorum. Bu dünyada yalnız başıma kalmak istemiyorum. İstemiyorum. Kadriye anne, ben senin yanındayım. Ayrıca Potito var artık. Evet Kadriye ayağı, ben de senin yanındayım. Yetmez, bunun sizinle ilgisi yok. Ben evlenmek istiyorum. Yani sen ciddisin. Allah, düğünümüz var dostlar, düğünümüz. Ben de bir hayat arkadaşı istiyorum kendime.
Bu dünyada yalnız kalmak istemiyorum. Yalnız ölmek istemiyorum. Ay kıyamam ben sana ya. Evlenmek istiyorum. Evleneceğim. Vermezlerse kaçacağım. Anneciğim, hadi çıkmıyor muyuz? Benim bir işim çıktı Duygucuğum. Sen önden kuaföre git. Saçını filan bir yaptır, özlemişsindir buradaki kuaförleri. Tamam, ama ben beklerim, acelem yok ki. Yok, sen önden git, biz zaman kazanalım. Zaten ben randevu aldım, Tamer Bey bekliyor seni. Sen git geleceğim, ben işimi bitir. Tamam o zaman, ben çıkıyorum, haberleşelim. Tamam, gelirim, ben seni ararım, zaten alışverişe gideriz. Tamam. Hadi görüşürüz. Gida, bak bakalım oğlum bizimkiler ne oldu? Hüseyin abi, hiç o konulara girmesek. Gida, sen bizden bir şey mi saklıyorsun? Şükrü abi, nasıl desem ki? Üzüm demene gerek yok Gida. Ben sana ne dedim? Benim tiyolarımı dikkate al yeter. Hüseyin abi, paranız battı. Battı diyor abi. Attı demek istiyor be. Battı abi, battı. Dün gece saat 3-4 gibi bir anda bütün borsa çöktü. Yatırımcılar hepsi şokta. İnanmıyorsanız bakın. Yalan söylüyorsun Yiğido. Abi niye yalan söyleyeyim yalan sana? Yiğido. Şükrü. Abi batmışız. Battık mı? Batmışız abi. Batitom. Sana layık bir baba olamadım yine. 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 Soğuk su istemediğinize emin misiniz? Ya ne suyu be? Adamı hastetme. Şükrü batmışız. Şükrü, paralar. Paralar Şükrü. Şimdi bana koca adayları bulmamız lazım Hatice. Koca adayı bulmak bizim işimiz Kadriye anne. Hemen etrafa haber salalım. Yok, olmaz öyle. Olmaz öyle Hatice. Öyle sessiz, sakin böyle yürüyeceğiz, karda yürüyeceğiz. İzimizi bırakmamamız lazım. O dediğin olmaz işte. Çünkü karda yürürsen ayak izin belli olur. Ben de onu diyorum Hatice. Onun için yani dikkat etmemiz lazım. Özellikle Hüseyin oğlumun duymaması lazım. Hadi merak etme canım, benden laf çıkmaz. Ben de şöyle ben. Aferin çocuklarıma benim. Haluk Bey, müsait misiniz? Evet. Biliyorum doğum gününüz geçeli çok oldu ama ben size bir türlü hediyenizi verememiştim. Ya ben öyle doğum günü hediyesi falan sevmem ya. Ama bence bunu seveceksiniz. Ve gerçekten hazırlamak için çok uğraştım yani. Biraz zaten o yüzden gecikti. İzleyince anlayacaksınız. İzleyince? Evet. Hazır mısınız? Büyük bir iştaşlı taş şunu Haluk. Yaş şunu kutluyorum ve cesareler diliyorum. Haluk, siyah. Siyah! Metin be bu. Metin! Sarı fırtına Metin bu. Vay be, rüzgar gibidir bu. Vay anasını, kimse tutamazdı biliyor musun Metin'i? Hey be, Metin'ime bak. Daha bitmedi. Ana. Ve? Taş fırın Haluk, büyük Beşiktaşlı, doğum günü kutlu olsun. Ali Gültiken bu. İnanamıyorum ya, beyefendi Ali derdik. Yoksa Feyyaz da mı var ha? Tabii ki. Şaka yapıyorsun. Evet. Merhaba Haluk, ben Feyyaz Uçar. Van Spor'un yeni hocası. Burası da Van Gölü. Doğum günün kutlu olsun. Hey be, Feyyaz'ıma bak. Feyyaz'ıma bak. Of, of, of. Van'a teknik direktör olmuş. Helal olsun sana be. Sen Van'a gittin mi hiç? Gitmedim maalesef. Aa, kesin gitmen lazım. Böyle Van Gölü'nün etrafında böyle bir yürümen lazım. Van kahvaltısı yapman lazım. Böyle otlu peynirinden yemen lazım. Bayılırsın. Vay be. Sana bir şey söyleyeyim mi? 2011 yılında Van'da deprem olmuştu. Böyle İnönü Stadyumu'nda derbi maçının 65. dakikasında çıkardık üstümüzü. Soğuğu iliklerimize kadar hissettik. Van üşüyordu, biz de üşüdük. Sonra atkımızı, beremizi böyle sahaya attık ki Van'a götürsünler, böyle ihtiyacı olanlara versinler diye. Ne gündü be, vay vay vay.
İnanamıyorum ya. Metin Ali Feyyaz, bunlar efsane ya, efsane. Yani sana bir şey söyleyeyim mi? Bu üçü, Metin Ali Feyyaz, bizlerin hafızasından asla silinmeyecek. Bunlar efsane. Vay be. İnanamıyorum nasıl yaptığına bunu. Ve son bir videom daha var. Hazır mısınız Haluk Bey? Ana, başka kim olabilir ki? Haluk kardeşim, doğum günün kutlu olsun. Nice mutlu yıllara. Sana en güzel hediye, Bayern Münih maçını kazanarak vermek gayreti içerisinde olacağız. Vay be, vay Fikret Başkanım be, vay anasına. Bayern Münih'i tabii ki de yeneceğiz. Of, of, of. Fikret Başkan, Metin Ali Feyyaz benim için video çekmişler be. Bundan daha güzel bir hediye olur mu? Beğeneceğinizi biliyordum Haluk Bey. O yüzden çok uğraştım. Yani bir arkadaşımdan rica ettim. O da sağ olsun başkandan rica etti. İnanamıyorum sana, inanamıyorum yani. Müthiş bir şey bu. Müthiş bir şey ya. Bak elim ayağım titriyor ha. Ya bunlar efsane ya. En sonunda da Fikret Başkan yollamış. Bu inanılmaz ya. Of. Sana bir şey söyleyeyim mi? Senden korkulur ha. Bence de. Benden korkulur. Acayip oldum ha. Bak tüyler diken diken oldu. Hep benim yüzümden abi. Benim yüzümden. Ah Şükrü ah. 2 dakika uyumam nelere mal oldu. Nefsime yenildim abi. Ah Şükrü ah. Selam aleyküm çocuklar. Aleyküm selam Kemal amca. Eyvallah. Her zamankinden değil mi Kemal amca? Herhalde Yakup ya. Hoş geldin Kemal amca. Hoş bulduk. Nasılsınız çocuklar? Bana bak, nasıl gidiyor bu kripto para avcılığı? Tabii, nasıl gitsin? Çok iyi gidiyordu. Hı. Çok da iyi gitti. Biz iyi gideceğini zannettik. Sonra bir baktık tavan yaptı. Ha, vurduğumuz gol oldu. Sonra? Sonra bir baktık karavana. Toplar direği sıyırdı, dışarı çıktı Kemal amca. Ben yedim Allah attıksın. Sofrayı kuran kaldıksın. Ben kurmadım ki Yakup. Yakup ben de kurmadım. O zaman sen kaldır. Ya diyorum ki acaba evlilik programlarına falan mı başvursak? Yok, modası geçti onları, yok öyle şeyler. Hem zaten kalmadı. Ayrıca ben öyle aylarca beklerim. Ya aslında böyle bir düğün falan olsa oradaki bekarlara bakardın. Yok Hatice, yazada çok var. Putito, senin bir fikrin var mı? İnternet olabilir mi? Kız var ya, bu Potito çok zeki bir çocuk. Eyvallah. Biliyor musun, sana benzemeyecek. Çok şükür ya. Çok şükür. Çok akıllı bir çocuk. Helal olsun. Aferin sana. Hayır, o benim gururum ya. Ailemizin gururu. Ay, vallahi Hatice. Bak şimdi ne yapalım biliyor musun? Hı. Bu internete gir. Orada evlilik sitelerine bak. Ruh ikizini bulalım kız. Benim ruh ikizimi bul lütfen. Çok iyi fikir Kadriye anne. Aferin Potito sana. Çatlak Potito. Çatlak mı? İnşallah değil. Hadi Tuna çıkalım artık. Ya çıkamazsın. Nereye çıkıyorsun? Ne münasebet çıkıyorsun ya? Böyle bir çıkma olur mu? Sinirimi bozma benim Kenan. Ya işin tam ortasında işi bırakacak çıkacak mı? Çıkamazsın kardeşim ya. Ya burası Dingo'nun ağrı mı? Nereden bulacağım ben? Söylesene nereden bulacağım yani bu saatte? Bana bak, sinirimi bozma benim. Beni böyle yüzüstü bırakıp çıkamazsın. Kapatıyorum, konuşuruz sonra. Ne oldu? Kenan, grafiker. Ya yarın iş yetiştirmem gerekiyor Gönül. Bırakıyormuş, çıkacakmış ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ben nereden bulacağım bir günde grafikerde? Ne yapacaksın peki? Ne bileyim, bilmiyorum yani. Ya sinirim bozuldu ya. Abi bir şey söyleyeceğim. Tutku'nun erkek arkadaşı, grafik tasarımcı değil mi? Hemen söyleyelim Tutku'ya. Söylesin Burak'a. Tanıdığın da biri, kolay kolay çalışırsın işte. Bir dakika. Tutku'nun erkek arkadaşı Burak hava yollarında çalışmıyor muydu?
Hava yollarında mı çalışıyordun? Gülüm sen dedin ya bana. Hatırlasana Meltem'i ararken. Tutku erkek arkadaşını aradı. Hava yollarında çalışıyor. O işte baktı Meltem yurt dışına çıkmamış diye. Gülün Hanım, Burak da grafik tasarımcı. Ya gerçi şu anda bir ajansta çalışıyor ama ben Umut'un haberi tanıştırmak istiyorum. Eminim birlikte harika işler yaparlar. Tabii ki. Tutku bana erkek arkadaşım grafiker dedi Tuna. Allah Allah. Benim erkek arkadaşım hava yollarında çalışıyor. Arayıp ona sorabilirim. Ah, ah çok iyi olur. Tamam sen onu ara ben de çocuklara bir bakayım. Tamam. Ya sabahtan beri görmedim onları. Dur bir dakika bir dakika. Sen Tutku'yu falan arama şimdi. Bu işte bir tuhaflık var. Hmm. Sen bulursun birini. Dur şu anda daha önemli bir şey var. Enteresan. Unutma şeyi yaz. Yani internete hakimim. Ders aldım yani. Tamam, özgeçmişi hallettik. Şimdi fotoğraf koymamız lazım. Tamam. Evet, şöyle sağdan bir profil alayım. Hafif bir tebessüm. Yalnız şu yakanı düzeltir misin? Yeleğin yakasını. Heh. Orayı bir düzeltelim. Evet, çok güzel. Bak şimdi Kadriye anne, evlenmişsin. Böyle kocanla birlikte balayına, Phuket'e gitmişsiniz. Güneşleniyorsunuz. Öyle hayal et, anladın mı? Çok güzel çıkacak. Ay harika. Bak bak. Ay kız sen ne güzel fotoğraf çekiyorsun yahu. Aferin kız sana. Fotoğraf çekmek bizim işimiz Kadriye anne. Şimdi yalnız bayağı bir çektim. Bunların hangisini atalım? Yani hepsiyle kısmet bulabiliriz. Çünkü hepsi çok güzel çıktı. Ay kız aferin sana. Bak. Yok o değil. Orada biraz gülmem şey olmuş. Ay o da iyi. Yok kaşlarım biraz böyle şey. Hah bunu koy, bunu koy. Tamam. Hah bu çok güzel. Potito bak sen de nasıl? Ay çok güzel çekmişsin anne. Tamam. Ekledik. Artık hayırlısıyla kısmet bekliyor. Kemal amca, ben sana demedim mi bu işlere girme diye? Haklısın ya. Yiğido, sen de kaldır o bilgisayarı, kıracağım bak. Burası İstanbul Borsası. Tamam Yakup abi. Hacı, ne canın ne işi var burada? O da evlenmek için talibini arıyordur Kadriye anne. Allah! Çok arar o da, çok arar. Aha! Buldum Hacı, buldum. Bak, Remzi adında biri beni like'lamış. Ay, buldum bu galiba. Ay, pek de gizemli bir ama hiç fotoğrafını koymamış. Ay, acaba çirkin mi? Sanmam. Ay ama bu gizem de beni heyecanlandırdı biliyor musun? Ben de gizemli erkekleri çok severim. Aynı Şükrücüm gibi. Çok merak ettim. Nasıl biri acaba? Bu arada şehir dışındaymış. İstanbul'a gelince buluşalım mı diyor. Kabul et, kabul et. Kısmet ayağına geldi. Ettim. Allah'ım yarabbim. Nasıl bir şey acaba? Yani bence yakışıklı bir adamdır. Şöyle düşünmüş olabilir. Hani dış görünüşümü görür, iç güzelliğime önem vermez. Belki o yüzden fotoğrafını koymamıştır. Haklısın galiba. Yani böyle hiç düşünmemiştim ama heyecanlandım be. Çok heyecanlı valla. Oo, Meltem Hanım. Yoksa günlüğünüzün ikincisini mi yazdınız? Günlük mü? Günlüğüm sende mi? Evet, bende. Sizin en çılgın okuyucunuzum. Vallahi ilkini okudum, ikincisini merakla bekliyorum Meltem Hanım. Tadı damağımda kaldı açıkçası. Günlüğümü nasıl aldığını söyler misin lütfen? Ah, buna günlüğünüzü yazdığınız bir pasajla cevap vermek istiyorum. Tutku çok tehlikeli bir kadın Haluk. Ondan her şey beklenir. İstediğini almadan hayatımızdan gitmeyecek. Eğleniyor musun? Evet. Sen gerçekten akıl hastasısın. Ben mi yoksa sen mi? Meltemciğim bunların hepsi senin kafanda yaşanıyor. Bunların hepsi hayal.
Vallahi sen gidince daha çok eğleneceğim Meltem, biliyor musun? Ama yani... İtiraf etmeliyim, özleyeceğim de seni. Merak ettim, sen neden aradın beni? Dinle. Bu iş tamam Hatice. Buluşuyoruz Remzi Bey'le. Kadriyay mı? Ben bu Remzi Bey'e bir lakap taktım. Heh. Hayalet Remzi. Kendini göstermiyor ya hani. Çok zekice değil mi? Evet, çok zekice Hatice. Bakalım Remzi Bey'in ilgi alanları neymiş? Abul. 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 Hay. Hatice. Bu iş olmaz. Biz çok ayrı dünyaların insanlarıyız. Allah'ım yarım. Evet Kadriye anne, o hayalet. Sen kanlı canlı insansın. O öbür dünyadan. Ama çok komiksin Hatice. Sus be. Ama sus biraz. Bakalım bu. Ay Hatice. Ha, bunun ilgi alanı siyasetmiş. Şimdi benim siyasetle ilgili öğrenmem gereken çok şey var. Her şeyi baştan öğrenmem lazım siyasetle ilgili. Bak Kadriye anne, oy kullanırken mührü dairenin dışına taşırmamak lazım. Eğer taşırırsan oyun geçersiz sayılır. Anlamadım. Yani Kadriye anne, burada hani siyasetle ilgili bir iki tecrübemi paylaşıyorum seninle. Çok teşekkür ederim Hatice'cim. Sağ olasın. Ne demek? Ne demek? Hoş geldin. Merhaba. Beni kırmayıp geldiğin için teşekkür ederim. Seni uğurlamak benim için bir zevktir. Zaten ne kadar zamandır bu anı bekliyordum. Bu anı kaçıramazsın. Eserine gururla bakabilirsin. Sonunda başardın. Evet, gidiyorum. Ben sana demedim mi buradan kaçarak gideceksin diye? Hiç kimse sana inanmayacak. Herkes bana inanacak dedim. Ama sen direndikçe, çabaladıkça daha çok battın Meltem. Biliyor musun, ben bugüne kadar hiç kaybetmedim. Hı. Pek pes etmek de lügatımda yoktur. Ama sen haklıymışsın, benden daha güçlüymüşsün. Sana karşı kaybettim. Evet, ben senden daha güçlüyüm. Kocanı, en yakın arkadaşlarını, kızını, hatta babanı bile aldım senden. Keşke insanları işsiz bırakmasaydın. Bak, İrem senin yüzünden şimdi işsiz kaldı. İrem de her işe karışmayacağını bilseydi, üstüne vazife olmayan işlere bulaştı. Tıpkı Tolga gibi. Tolga? Benim geldiğim yeri ele geçirme gibi bir özelliğim vardır Meltem. Bunu en iyi sen biliyorsun. Yani mesela bu eve geldim, günün sonunda bu evi ele geçirdim. Şirkete gittim, orayı da ele geçirdim. Orada artık Tolga da yok, İrem de yok. Yalnızca ben varım. Bir tek ben varım Meltem. Hadi bizim yuvamızı yıktın. Hı. Peki şirkete bunu nasıl yaptın? Ay. Ay o İsmail Bey çok basiretsiz bir adam. Ama çok tatlı uşağım. Tadını çıkar. Hı. Kazandığın zaferin meyvesini ye. Hak ettin. Seninle böyle bir veda konuşması yapacağımız aklıma gelmez. Benim de. Biliyor musun? Yani düşünüyorum da kaç yıllık kocan sana diye şurada birkaç aydır tanıdığı bana inandı. En yakın arkadaşlarını kandırmam dakikalarımı aldı. Kızın, ay kızın, oh, duygucuğum. Çok duygusal. Yani bir telefonumla kilometrelerce uzak yoldan geldi seni götürmek için. Görüyorum. İkna da etmiş vallahi. Ha? Kızımın yanına gidiyorum. Çok mutlu ol. Sana Haluk'la sonsuz mutluluklar diliyorum. Teşekkür ederim Meltem. Emin olabilirsin. Haluk'u çok mutlu edeceğim. Seni çok özleyeceğim Tutku. Oyun bitti. Ve perde!
Sürprizimi beğendin mi Haluk? Tutarız bu evde sır dolu şu halimi.